Son sayfa devam ediyor değerli izleyiciler. Konuklarımız da geldi. Sevgili Altun Domaç, hoş geldin. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Ve Serdar Sarıdağ, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Şampiyonlar Ligi'nde de ilk hafta karşılaşmaları artık yavaş yavaş sona eriyor. Son düdükler çalmaya başladı. Salzburg 6, Genk 2, Napoli 1, Liverpool 0. Napoli 2 oldu, Napoli 2, Liverpool 0 değerli izleyiciler. Ee, Inter 1, Slavia Prag 1 bu karşılaşma e, önce oynanmıştı. Dortmund 0, Barcelona 0. Yine biten karşılaşmalardan Lyon 1, Zenit 1. 90. dakika şu anda Benfica 1, Leipzig 2. Ajax maçı sona erdi. Hollanda ekibi 3-0 yendi Lili. Ve yine son dakikalar Chelsea 0, Valencia 1. Enteresan İlginç oluyor. sonuçlar İlginç var. İlginç sonuçlar. Özellikle yani Salzburg Genk maçı e, 6-2 bitti. İlk yarı 5-1'di yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hani ben 6 ben 8 gollü maçta. Yani Belçika basını yalnız şöyle bir e, mutlaka sen de takip etmişsindir. Ben de arada sırada böyle yabancı basına da bakıyorum. Yani bizim e, e, bizi temsil edecek takımlar içerisinde e, Kulüp Brugge'ün şansı Galatasaray karşısındaki şansını daha yüksek buluyoruz. Genkin e, o grupta da e, şampiyonlar liginde de çok fazla şansı yok diye bir değerlendirme yapmışlar. Doğru Şa söylemişler. Şaşırdım önce. aslında ama <laughs> sonuç doğru çıktı yani. yani Genkin e, pek ilk şansı yok. Belli oldu. Kim attı Napoli'nin ikinci golünü? İlk gol Rice Mertens'ten penaltıdan. 82. dakikada gelmişti. İtalyan ekibi 1-0 öne geçmişti. E, 90 artılarda da Napoli Fernando Lorente'nin golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve Napoli'yi 3 puanı kaptı diyebiliriz. Sürpriz sonuçlar var mı? Çok Dort, da yok aslında. Dortmund'da yani. penaltı kaçırdı. Dortmund penaltı kaçırdı. Evet. Dortmund evet. penaltı kaçırdı. Yani ee, o maçta penaltı gol olsaydı belki de daha fazla golü bir maç olabilirdi orada. Marco Royce 57. dakika. Evet. Yani çok fazla sürpriz sonuç yok. Yani şöyle söyleyelim. Hani Chelsea'nin 1-0 mağlup olduğunu söylüyoruz. Valencia Valencia da yani İspanya Ligi'nin önemli takımlarından bir tanesi. Yani çok büyük sürpriz bir diyemeyiz de ama, de eski Chelsea değil. Chelsea de ama eski en azından yeniden yapılan doğru... bir Chelsea. Ama iyi doğru giden bir evet, Chelsea. Evet genç oyuncular harika özellikle ben Abraham'ı, Mason ee, Abraham, Mount bunlar hakikaten Mount. çok beğendiğim oyuncular. Orada sakatlanıyor. Transfer ya. yapamadık ki Chelsea biliyorsunuz tahta kapalı. Aynen. Çok ee, enteresan bir şey Tammy Abraham iki senedir bizim takımlarımızın gündeminde. Kiralık ben, ben gelecek ben gelecek ben diye. Çok net <laughs> ben de biliyorum. E, sayın mi? Fatih Terim kiralık olarak Aston Villa'ya gitmeden önce çok istedi Tami Abraham'ı. O transfer gerçekleşmedi. Aston Villa'ya gitti Tami Abraham. Orada da zaten takımı Premier Lig'e e taşıdı. Gol kralı oldu yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet, evet. ile beraber domine ettiler. şimdi de atmaya devam ediyor. İki şampiyonşipte oynayan, kasıp kavuran oyuncular... Şimdi Premier Lig'de Yuka, devam ediyorlar. Premier Lig'de. Sen kaldıkları Puki, yerden devam ediyor. Sen de bir Puki, Puki hayranı. Evet, e, Premier Lig fantezi oyununda da biliyorsun. Bu hafta da vazgeçmedim. <gülüyor> <Puki'den>. <gülüyor> Gol kralı olur mu Puki? Zor ama neden olmasın olabilir. Tamir Abraham olabilir gider. mi? Tamir Abraham. Zor ama neden olmasın. <laughs> Zor ama neden olmasın. O zaman <laughs> izleyicilere de orası. soralım. Ee, bu arada son sayfa etiketinden bizlere ulaşabilirsiniz. Haldun abiye ve yine Serdar'a sorularınızı iletebilirsiniz. Bana sorularınızı iletebilirsiniz. Hadi yani Şimdi diyelim ki Premier Lig'de bu sene gol kralı kim olur? Ee, onları da buradan iletebilirsiniz. Yine sosyal medya hesabını verelim. Serdar, alt dile Sarıdağ. Sevgili Haldun abi. Haldun Domaç. Haldun Domaç ve evet. Ali Baransel Instagram hesaplarından da bizlere ulaşabilirsiniz etiketler dışında. Sorular gelirse, sorular gelirse buradan okuyacağız. Tabi okuyacağız. Ee, okuyacağız. Görüşleri de okuyacağız. Görüşleri de okuyacağız. Bu arada Chelsea-Valencia maçı da son erdi. Ee, Valencia 1-0 kazandı. Rodrigo'nun 74. dakikada attığı golle. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden başlamışken Şampiyonlar ile devam edelim. Çünkü Galatasaray'ında evet. Kulüb Brüj ile Brugge, değil mi? E, balonlar evet, bruche diyorlar. Onlar yani. balonlar... <laughs> Brugge, <ediyor. gülüyor> Brugge diyorlar. Fransız e, Fransızcada da bruche. Evet. E, önemli bir karşılaşma. Evet. E, şimdi bültenimizde de aslında haber olarak verdik. E, Galatasaray'ın Belçika ekiplerine karşı henüz galibiyeti bulunmuyor. 7. randevu olacak Belçika ekipleriyle. Dört mağlubiyet, e, 4 mağlubiyet, iki 2 beraberlik, 4-60 16 yemiş Galatasaray. E, bir şanssızlığı var. E, umut ediyorum ki bu şanssızlığı Burayış okay. karşısında kırarlar. Ee, i̇lginç bir buluşmaya da sahne olacak karşılaşma. Galatasaray'ın <laughs> e, geçen C C sezonki o pahalı transferi bu sezon taraftarların pek de istemediği en baya cagne öyle Bruish formasıyla ilk 11'de çıkmasını ben beklemiyorum açıkçası. Çıkmayacak zaten. Ee, nasıl bir maç bizlere bekliyor Acun abi? Galatasaray bu şeytanın bacağını kırabilecek mi Bruish deplasmanında? Şimdi, şimdi senin bıraktığın yerden devam edeyim. Tabi donk da eski takımına karşı oynayacak. Evet. Yani böyle bir duygusal, duygusal bağ var. Bağlar Hatta da var. Donk'la bir röportaj yapılmış Belçika basınında. O da eski kulübüne övgüler yağdırmış ve işte ben Belçika'da sadece kulüp bürüyücü tanırım, gerisi teferruattır türünden bir açıklama yapmış. Yani eski kulübüne bir anlamda onore etmiş ve onlara... Geri demezsem Pay, orada oynarım. Paye vermiş. Onu da söyleyebiliriz. Tabii ki Cagnet'in de benzer şekilde durumu var. Clement'in açıklamaları var. Clement'in açıklamalarının içinde gizli olan cümlelerde Cagnet'in oynamayacağını anlayabiliyorsunuz. Yani evet. işte yeni geldi, son haftalarda biraz antrenman olarak geriye düştü türünden açıklamaları var. O nedenle oynamayacak. Şimdi... Maçla ilgili neler olabilir düşüncemize baktığımızda gerçekten Fatih Hoca da basın toplantısında söyledi çok önemli oyuncular var onu özellikle vurgulamak lazım özellikle ön bölgesi çok hareketli Deniz Diatta ve Okereke Okereke özellikle Okereke müthiş hareketli oyuncular çok dikkat edilmesi gerekiyor özellikle Okereke şu anda gol yükünü de o çekiyor santrofor olarak ve onunla enteresan onun ötesinde enteresan bir tarafı daha var. Ee, arka tarafta yani bu e, bölgeyi tamamlayan oyuncuların da e, ki Fatih Hoca da telaffuz ettiği için söylüyorum hem Vormur hem Vanaken Vanaken de e, gol noktalarında çok etkili orta alan bölgesinde yani orta alan forvet geçişlerini çok iyi yapan bir takıma karşı oynayacak Galatasaray ha, bunları söylerken hani tamam biz buradan bakıyoruz mesela Clement'in baktığı açısın, açıdan da şu çıkıyor karşımıza diyor ki Galatasaray e, oyuncu kalitesiyle e, ...marka değeriyle bizden daha önde diyor. Yani Kesinlikle, bunu da söylüyor. Evet oyuncu kaliteleri önemli ama kaliteyi ortaya koyabilmek için... ...o mücadeleyi, üst düzey mücadeleyi ortaya koymak lazım. Eğer Galatasaray o üst düzey mücadeleyi koyarsa farklı olur. Şunu söylemeye çalışıyorum. E, Şampiyonlar Ligi başka bir kul var. Yani şöyle bir şey var. Şampiyonlar Ligi'nde oyuncular takımları için oynarken biraz da kendileri için de oynuyorlar. Ekstra motivasyonla Bitfendi. oynuyorlar. Çünkü buradan daha iyi vitrin yok. Bak oturuyoruz diyoruz ki işte e, işte Napoli yenmiş mi? işte Barcelona ne yapmış? O penaltı kaçırmış. İşte belki Bütün dünyanın dilinde belki yani. Belki de Galatasaray'ın e, Kazımpaşa karşısındaki oyunu, o eleştirilen oyununun bir nedeni de, nedenlerinden biri de diyelim. E, bu şampiyonlar ligin maç öncesi bazı oyuncuların kendilerini fazla zorlamaması. Baktığın zaman i̇lk yani 10 dakika sonrası oyuncu evet biz Kazıpaşa'yı yürüyerek de geçebiliriz galiba derse vites yükseltmez. E, ee, kıdemli oyuncular özellikle. Bunu ben Beşiktaş'ta gördüm çünkü. Beşiktaş'ın 2 sene üst üste şampiyonlar ligine kaldığı dönemde içeriden de söylediler hatta bana. Bazı oyuncular dedi zorlamıyor kendini. Neden? E, ee, Adalet sakatlığı yaşamak istemiyor 30 yaş üstü oyuncular özellikle. Evet yani tabii Fatih Hoca da bugün Adel'e sakatlıkları yaşamıyoruz ama başka şanssızlıklar yaşadık dedi. Belhanda'nın oyun kimliğinin Galatasaray içerisinde çok özel bir yeri olduğu. Belhanda'nın evet. yokluğunu Galatasaray kesinlikle arayacaktır. Onu özellikle vurgulayalım. Çünkü orta alan kurgusunda hocanın kafasındaki bir numaralı oyuncu Belhanda'ydı. Çünkü Belhanda'nın çok özel yetenekleri var. Eğer bunları sahnelemeye başlarsa çok farklı bir yere yani bir tık yukarıya taşıyor takımını. Onun için de şimdi orta alan kurgusunu açıkçası ben de merak ediyorum. Ee, neden merak ediyorum? Muhtemel 11'de konuşalım abi, konuşacağız. Arkadaşlarımız ekrana getirirse muhtemel 11'de bir kenarda dursun. En azından izleyiciler de bir jimnastiği yaparlar. Orada tartışılan bir konu var. E, tartışılan diyorum yani bence. E, yani Lemina'nın durumunun ne olduğunu tam net e, bilemiyoruz. Yani özellikle işte geçen yıllarda bir karın, kaslarıyla yaşadığı yani karın bölgesinde yaşadığı bir sakatlığı var acaba onu tekrar etti paniği var bir de hocanın sözleri şu e, genel anlamda şunu söyledi hoca yani Lemina'nın da çok hazır olmadığını onu bir 45 dakika değerlendirelim dedik 90'dan vazgeçtik 30'da çıkarttık türünden sözler söylüyor Fatih hoca evet. acaba bu noktada Lemina yerine bir don hamlesi yapabilir mi kaldı ki şöyle bir şey de var e, bu tabii bir temel kural değil. Onu özellikle söyleyeyim. Yani bu yüzde yüz böyle olacak diye bir şey yok. Ama genelde e, hocalar basın toplantılarına getirdikleri oyuncuları oynatıyorlar. Yani bu temel bir kural değil. İstisnalar var. Genelde. Yani genelde söylüyorum. Genellemeyi söylüyorum. Ya hakikaten öyle. Yüzde yetmiş beş, yüzde Hatta belki ondan bile fazla. Evet. 85'lerde falandır, doksanlardadır. Genelde götürdükleri, oraya getirdikleri oyuncuları oynatıyorlar. Şimdi oradan da benim bir e, aklım karıştı. Donku oraya getirdi. Üstelik Babel'in yanında Donku getirdi. Donku kulüp bünyesinde oynayan bir eski oyuncu diye mi getirdi yoksa oynatacağı bir oyuncuyu e, oranın sahnesine çıkarmak. Bazen için mi öyle, getirdi? öyle öyle ha. şeyler de oluyor mesela biz Portekiz'e gittiğimizde Kolejme çıkartıyordu o hoca. Ha yani o da olabilir. Gerçi o hep oynuyordu da. Yani o hep oynuyor. Şimdi burada hani Lemina'nın şundan kaynaklı sorunu var. Hani e, bu 90 dakikayı oynayabilecek durumda değilmiş gibi bir görüntü var. O zaman e, oyunun neresinde çıkacağı belli olmayan bir oyuncuyla başlamak yerine acaba Donk'la başlar mı diye de kafamda bir soru işareti var. Ön tarafta zaten fa söyleyecek fazla bir şey yok. Orta alan bölgesinde sıkıntı var. Arkası yani arkadaki dörtlü kaleci zaten Mustera belli. E, arkadaki dörtlüde sıkıntı yok. Bir tek ben Lemina ile Donk arasında acaba bir tercih yapar mı diye bir kuşku duyuyorum zaten öbür tarafı Babel Feguly işte e, Falcao onlarda zaten herhangi bir durum yok Serdar Galatasaray'ın <laughs> hakikaten güçlü bir orta sahası var ee, güçlü bir forvet hattı var özellikle Falcao'nun gelmesiyle birlikte e, bu güç 2-3 katına kadar çıktı da diyebiliriz. <laughs> ee, ya güç ama şunu da söylemek istiyorum tamam. bir taraftan da e, savunmanın ortasındaki o ikili marka Luhindo ama ikilisi de fazlasıyla eleştiriliyor e, kulüp de oldukça atletik. Oldukça hızlı oyuncular var. Çabuk ayaklı Özellikle o kereke. Var. O kereke. Adeta ha, iki Hüseyin, Hüseyin Bolt'un kuzeni gibi. Yani evet. Ben bu kadar hızlı koşan bir oyuncu görmedim. İki kanattaki görmedim. oyuncular da hem Diyat da hem Deniz de öyle. Evet yani Deniz çabuk, de öyle. Çabuk Nijer Şimdi sen gibi. hızdan bahsettin. Bence güçlü olmaktan öte hızlı olmak daha önemli bence. Evet Galatasaray orta <laughs> sahası güçlü ama yeteri kadar hızlı mı? En azından o hızı yakalayabildi mi? Evet illaki bir yerde hızlanacaktır bence. Haftalar ilerledikçe. Ama tabii sakatlıklar olmazsa. Bunu öyle söyleyelim. Hızlı yakaladığın zaman şu an hızlı değil. Yani belki de o arkadaki stoperler o nedenle o sıkıntıyı yaşıyor. Ee, sanki seri eğer ceza almasaydı e bu hızı biraz arttırabilecek bir oyuncu gibi geliyor bana. Ama yeteri kadar hızlı bir orta yok. Güçlü ama henüz hızlı yok. Zaten geçiş oyununda temel sıkıntısı var. Yani e, geçer oyun geçişleri sırasında yavaş geçiyor Galatasaray. Çok yavaş o, geçiyor. Onu hızlandırması abi, abi. lazım. Zaten yani bu bizim gözlemlediğimiz bir olay değil. İçeriden de o, e, hocalar gözlemlemiş ki son maçtan sonra Kasımpaşa maçından sonra e, Levent Hoca da benzer cümleler söyledi. Yavaş eee hücuma kalkıyoruz. Çok e, yavaş kalkıyor. O yavaşlık dezavantaj. Neden yavaş hücuma kalkmak dezavantaj? Hani de, yani oyuncular yerini kaybediyor. <laughs> Falka diyorsun hızlı ki alver 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 yapıyorsun. ...ne oluyor biliyor musun? Daha önemlisi şu... ...rakip savunma toparlanıyor... Yerleşim, ...3 evet. saniyede 4 saniyede yerleşim yap. ...bütün herkes pozisyonunu alıyor... ...onun için de çok değerli hızlı oynamak... ...yani panik halinde Satras oynamak... ...satranç öner gibi olmayacak bu iş... ...evet... ...şimdi Ömer demiş ki izleyicilerimizden... ...Fatih Hoca çift forvet çıkar mı... ...Lemina yerine Andone ve Falcao ile... ...bir ikili oluşturabilir mi orada... ...demiş... ...bunu da aklınızda tutun... ...Bolu'dan da bir soru var... Ozan Bey bakalım neler söylemiş. Merhaba son sayfa yayınlar. Müzik aslında her şeyi anlatıyor. Ee, Galatasaray'a canı gönülden başarılar diliyorum. Ee, yüksek olduğunu düşünüyorum. Sizin de fikirlerinizi öğrenebilir miyim? Tekrar yayınlar. Ozan Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakikaten tüyleri diken diken eden de bir e, melodi değil mi bu Şampiyonlar Ligi ya, müziği? İnanılmaz bir şey. şey. Bu, Hoca da çok, çok özledik diyor, seviyorum diyor, diyor, çok seviyorum diyor, diyor çok müziği <gülüyor> diyor. <gülüyor> yani. Bu müziği seviyorum diyor. Gerçek, Gerçekten sevilecek bir müzik. Yani çünkü Özlüyorum diyor. en üst düzeydeki e, müsabakayı, müsabakanın heyecanını sana yaşatmaya başlıyor. Müziği duyduğun anda. Yani biz, Fatih Hoca sevmiyor sadece, biz de öyle. Şampiyonlar Ligi müziği hepimiz için çok farklı bir... ...duygu oluşturuyor. Onu özellikle vurgulayabilirim. Ben de yani şampiyonlar müziği duyduğum anda... Yani bir de stattayken o müziği... Euroleague'in de müziği güzel. Devotion değil mi? O da mesela bence... Ama bu... O ayrı tabii ama o, o da hani böyle bir salonda... ...insanda etki yaratıyor. Yani doğru. al albenisi olan... ...müzikler... ...koyuyorlar ve bu da gerçekten aslında... E doğru seçimler yaptığın doğru seçimler zaman... ...onlar hafızaya yer ediyor. Yerleşiyor. Şimdi şampiyonlar ligi... ...müziği hafızaya yer etti. Ben... Ee, birçok bir öğrencimin e, telefonunda falan e, yani telefon çalıyor mesela bakıyorum Şampiyonlar Ziraat çalıyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da e, böyle kalıplaşmış bir müzik olmalı bence. Ozan Bey e, Galatasaray Galatasaray'ın şansını soruyor. Ne diyeceksin? E, şu anki şeye göre baktığınız zaman herkes işte şampiyonluğu e, ilan ediyor ama işte bakın Fenerbahçe. Halbuki abi sen de beraber mi yaptık? Eğer Alanya maçında sürpriz sonuç çıkarsa ben şaşırmam. Sonuca şaşırmıyorum. Açık ve ne söylüyorum? Sonuca şaşırmıyorum. Dolayısıyla ilerleyen haftalarda, işte Beşiktaş'ın Gazzeşehir maçındaki sonuca şaşırıyorum ama, hakikaten çok şaşırıyorum. İlerleyen haftalarda daha çok kırılma noktaları olur ama Gazzeşehir'in şansı bayağı bir yüksek. Geçen sene hocası 10 maç ceza almış, takımda o kadar sıkıntılar yaşandı ama yine şampiyon oldu. Fakat bunun da tabii ki Başakşehir'in müthiş bir düşüşü oldu, onun da etkisi var. Evet şimdi Şampiyonlar Ligi müziği derken hani bir yanlışlık yapmayayım diye genelde hep not alıyoruz zaten yani evet. hafızalarda doğru ama George Frederick Handel yani çok önemli bir bestekar biliyorsunuz onun Zadok The Doctor Priest eserinden aslında bir parça alınmış bir, bölüm. bir evet. bölüm alınmış yani aslında çok da eski bir melodi. Handel de büyük müzisyendir. Yani. Ama böyle kafana e, çivi gibi çakarsan bir müddet sonra o müzik <laughs> yaşantımızın bir parçası haline geliyor doğal <laughs> olarak. Yani nereden nereye yani yazmışlar ve şu anda bütün dünya aslında o müzikle e, Şampiyonlar Ligi başladığında yaşıyor diyebiliriz o çift forvet sorusu vardı. Onu Aydın evet. abi cevapladı. Ya şöyle yani söyleyeyim. Bir şey ya ben öyle bir şey beklemiyorum. 4-4-2 gibi değil. Ben yani çift forvet, ikinci forvet nerede oynayacak? Şimdi ikinci forvet zaten şöyle bir şey var. Galatasaray'ın oyun sisteminin içerisinde Babel ikinci forvet gibi oynuyor zaten. Kanat forvet gibi oynuyor. Yani oraya bir Andone Falcao ikilisi çok fazla çok lüks olur. Hele ilk maçta böyle bir risk alarak hoca çıkmaz. Yani iki forvetle çıkmaz. Orta alanı eksiltiyorsun. Çünkü rakibin orta alanında da az önce söyleyeyim Alvarez gibi, Vanaken gibi, Wormer gibi çok önemli oyuncular var. Hani böyle bir yapının içerisinde orta alanı eksik e, oynamak savunma kurgusunda da sıkıntı yaşamak anlamına gelecektir. Ben iki forvetle başlayacağını düşünmüyorum. Ama oyunun içerisinde gidişatında farklı şeyler konuşabiliriz tabii ki. Ali Serdar Alt Tire Sarı'da gelen bir soru. Soru, soru değildi. Yusuf'u unutmayalım diyor 63'te oyuna girdi. İki tane direği var diyor. Eee maçı da izleyemedik. E, notların arasında var mı bilmiyorum. Ve Yusuf'u biz hiçbir zaman unutmuyoruz. Onu söylüyorum. Ligde kırmızı kart görmüştü. Evet. E, o yani o o kartta biraz sarı mıydı? O kartta biraz haksızdı. Evet. E, biraz haksız bir sarı kart. Yusuf da pek çift, öyle çift kart karttan. Kart görebilecek oldu. kadar sert oynayan bir oyuncu değil. Evet. Ya, Orada şimdi şöyle bir şey söyleyeyim ben. Tabii bu maçı izleyemedik, Lille maçını. Ama Yusuf'la ilgili şunu söyleyebilirim. Yusuf çok daha dominant karakter sergilemesi lazım. Biraz daha ürkek diyeceksiniz ki yani, bu kadar genç bir oyuncu Avrupa piyasasının 5 majör liginden bir tanesine gidiyor. Bu kadar ürkek olmasını da normal karşılayın diyebilirsiniz ama hani biz Yusuf'tan çok daha farklı şeyler bekliyoruz açıkçası. Ali sana bir soru gelmiş. Furkan Macit'ten Abraham kaç gol atar? Abraham kaç gol atar? Abraham ee, <laughs> Bak ben şunu çok net söyleyeyim. Ben 20 golü geçeceğini tahmin ediyorum ama ondan sonrasını artık bilemiyorum yani. Premier Lig'de 20 geçsin. E, yani geçecek. Bu hafta da hat trick yaptı Abraham değil mi? 5-2'lik e, Wolverhampton karşılaşmasında. Bu ne maçtı öyle ya? Wolverhampton Beşiktaş Beşiktaş'ın e, da rakibi Wolverhampton. Bence Wolverhampton'u yani. Beşiktaş orada yener. Çok iddialı. İddialı konuşuyorum. Evet. Yani olabilir. Niye olmasın tabii yani Beşiktaş. Bilemiyoruz ama ya sonuçta Premier Lig takımı deplasmanda zor. Hani içeride desem birazcık daha aslında e, makul gibi geliyor bana. Ama abi, Beşiktaş'ı e, da konuşacağız tabii. Konuşacağız, o, konuşacağız. Ligi, e, karşılaşması var. İki Rotasyonu tane selam var. Onları, tabii. onları söyleyeyim Koşa. mi? İki tanesi. Birisi Kerem 2305 Sakarya Hendek'ten selam söylemiş. Bir tanesi de e, Yasin Yılmaz 05'te Akisar'dan selam Oo, söylemiş. Akisar'da. Hep selamlar geliyor böyle ülkemin değişik yerlerinden. Ee, birisi, e sana yurt dışından selam var. R Rıdvan Kolik'te Haldun abi küstüm sana. E, mesaj atıyoruz cevap vermiyorsunuz. Diyor. Sana yurt dışından selam var evet. Mehmet Bey Avusturya. Avusturya'dan. E, ve e, Avusturya davet ediyor seni abi. Çok teşekkür ederim. E, çok sağ olsun. Çok iyi bir Biz Gal daha sarayını, e, daha önce <gülüyor> e, <gülüyor> daha önce e, daha önce ben, ben kendisini de tanıyorum. E, Haldun evet. abi çok seviyorum çok diyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ e, yarınki maç ne olur diyor. Artık zaten Geçtik mi yarına? Geçtik artık. Geçtik geçtik evet, canım. E... Mazlum Sarar her ikinize de soruyorum. Merhaba Galatasaray gruptan çıkar mı sizce? Ee, bir de Ahmet Bey 45 demiş ki bir Ömer Bayram sürprizi neden düşünmüyorsunuz? Evet kimin yerine? İşte. Belhanda'nın yerine mi? Lemina'nın yerine. Lemina'nın yerine herhalde. Yani olabilir belki. Hani Enzon, enzon seri Lemina ya. Işte hani... Hızdan bahsettik ya demin. Hı onlardan biri şimdi e, ben şunu söyleyeyim gözüküyor Ömer, Ömer Bayram seri e, yani sürprizini e, çok kolay değil yani Çünkü e, işin şu tarafına bakacaktır hoca e, Avrupa e, arenasında tecrübesi olan oyuncular daha öne yazılır bu tür işlerde Muhtemelen ben onu ama oyunun ilerleyen bölümlerde bir Ömer hamlesi görürsek şaşırmam yani Galatasaray'ın şansı konusunda da şunu söyleyeyim. Bu grup kuralları çekildiğinde de söylemiştim. Bir kez daha söyleyeyim. Real Madrid bu grupta bize ekstradan gelen bir takım. Yani ikinci potun en yüksek puanlı takımı hesapta geldi. Hesapta olmayan. Yani hiç hesapta olmayan dediği doğru. O nedenle şimdi burada Galatasaray üçüncü olursa benim için görevini yerine getirmiş takımdır Dördüncü olursa başarısız olur. İlk ikiye girerse Galatasaray mükemmel bir iş yapmış olur. Çünkü Paris Saint Germain ve Real Madrid'den birini altına almak bu grupta mükemmel bir sonuçtur. yani her pozisyonda, her durumda tabi tabii takımlarımızı destekliyoruz. Ama özellikle hani üçüncülük benim için görevini yerine getirmiş bir Galatasaray anlamına geliyor. Onun için de buradan mutlaka en kötü ihtimalle gürüş deplasmandan beraberlikle dönmesi gerekiyor Galatasaray. Ee, Sayın Fatih Terim'in basın toplantısında sanki şöyle bir şey duydum yani Real Madrid eski gücünde değil gibi hani yani formunda değil hani eski söyledi, formunda, 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 formunda değil formunda gibi bir şey söyledi. söyledi, değil, söyledi. Doğru söyledi. hatırlıyorum evet. Ama şey ilk kurallar çekildiğinde de e, işte Real Madrid Paris Saint-Germain Aslında bak şimdi ben çünkü tam dinlemediğim için e, işte yönetmen arkadaşım da diyor ki e, iyi takip etti. Aslında orada biraz ironi yapıyor. Derdi yani evet, işte, onu söyleyeyim çünkü Ben <laughs> toplantısında e, evet. da Evet. burada bir yanlışla şey yapmayalım yani. Yok yok. Orada İp... basın toplantısında da bunu dile getirdiler. işte Paris Saint-Germain eskisi gibi değil, Real bıraksınlar bu işleri gibi ifadeyi yani bence ironi yapıyor. Şu, şu ironi yaptı. Şöyle söyle yani hani size göre eski güçlerinde değiller ya yani evet. hani yani biz onların önünde geçeriz rahatlıkla falan gibi. E bak falan onunla ilgili güzel madde Fatih Terim e, Ahmet Nizam'ın sorusu. Fatih Hoca Fenerbahçe derbisinde kenarda olsa Galatasaray'ın derbide şansı daha da artmaz mıydı? Ee, i̇stiyorsanız siz yapın soru. Ya şimdi tabii Fatih hocanın, yani bir teknik adamın oyunun e, içinde olması daima tek, ya, ya, kenardaki e, o hamleleriyle e, oyuncularına uyarılarıyla mutlaka çok avantaj olur yani onu o, inkar etmeye gerek yok. E, kesinlikle oyuncuların da kenara baktıkları zaman bir Fatih terim e, görmek, ondan onun ışığını almak oyuncular için de avantaj olacaktır. Ama hoca sanıyorum e, hani oyuna başlamadan önce o elektriği yükleyecektir oyuncularına. Ya hocanın e, kim olursa olsun ama tabii Fatih hocanın da farklı bir aurası var. Kenarda olmasa tabii ki fark yaratır. E, büyük kayıp olacak Galatasaray için. Birazcık Şöyle sorulara da görüşlere de bakalım. Kıyas ettin hızlı çurak. hızlı sor bize yanıt verelim. Ali Bey günlerden bugün Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynamak bir ayrıcalık. Keyfini çıkaralım. Hepinize saygılar Doğru. demiş. Refik Demirhan Liverpool bu sezon Premier Lig'de şampiyon olur mu? Bu sezon olur mu? Çok erken aslında. E, Manchester City de Ama şampiyon, puanlar evet, kaybetti bayağı. Özellikle evet. Norwich'e 3-1. Ben hala 3-1 iken Manchester City'nin döneceğini tahmin ettim ama Dönemiyor. Norwich izin vermedi. Dönemediler yani. <laughs> dönemediler. Ee, o sene bu sene olabilir. Evet, çok da yani şu an en güçlü adayı gibi gözüküyor. Hatta e, Musa Bey'in sorusunu sorayım sana. Chelsea Liverpool maçı ne olur? Hazır mı? Bak Galatasaray Twitter hesabından bir paylaşım yapmış. Evet, taze evet. taze hemen ekranlara gelsin izleyelim. Ee, harika bir klip diyebiliriz. Futbolcular da oldukça heyecanlı. Değil mi? biz okumaya evet. devam edelim. Evet, Ama bak evet. çok enteresan bir şey var. Bunu gör. Muhammed Özgül. Biraz önce bir istatistik verdik ya. Öyle bir konuşuyorsun ki sanki Galatasaray yarın yenilsin. 4-60 16 yemiş. Üstü buna dikkat et. İstatistikleri vermeyelim mi Muhammed Özgül? İstatistikleri vermeyelim mi? <laughs> Bu akşam Galatasaray'da savunma hattı sıkıntı yaşar mı? Hayrettin Tanış, onu so e konuştuk. Savaş Akdulum, Salzburg'daki Haaland hakkında ne düşünüyorsunuz? Alf Inge Haaland'ı hatırlar mısın? Leeds United, evet. e Nottingham Forest, evet. e Manchester City. Doğru. Onun oğlu biliyor musun? 2000 doğumlu. Hı, evet. e Salzburg'da oynuyor. Bugün de gol attı galiba. E 2000 doğumlu, çok genç bir oyuncu. Baya e brut, brat mıydı adı? Öyle bir şeydi, Bilmem. Murat Baba, ba Ama Havan'da hatırlarsınız Norveç milli takımından da. Evet. Babalar ve oğullar he? Babalar, Babalar ve, ve oğullar. Evet artık o kuşak da e, gelmeye başladı. Galatasaraylı Elif de Abraham gol kralı olur demiş. Ve son olarak da tabii devam edeceğiz ama birazcık da sohbet edelim. E, en iyisi 3-5-2 demiş Polat Bozan. Yani böyle bir maçta herhalde Galatasaray maçından bahsediyor izleyicimiz ama böyle bir maçta 3-5-2'ye dönmek büyük bir risk. Yani o 3-5-2 ezberi olmayan takımlar onu oynadıklarında başlarına çok ciddi işler gelir. 3-5-2 ezberi yok şu anda Galatasaray'ın. Öyle bir şey söz konusu olmaz. Sen babalar oğullar dedin ya ben enneniyle hafta içi röportaj yaptım. Dedim ki eğer futbolcu olmasaydın hangi meslek grubunda olurdu? Bunu hiç düşünmedim. Çünkü neden? Benim babam futbolcuymuş. Futbolcu. Dedem futbolcuymuş. Ben futbolcu, hatta benim kız kardeşim de futbolcu dedi. Yani sadece babadan oğla değil, babadan kıza da geçiyor bazen. Wow, <laughs> Bütün aile futbolcu. Bütün aile futbolcu. O meslek dışında başka bir meslek yapma şansı yok mu zaten elinin? Bak Hüseyin Özkök'ten mesaj geldi hemen. Salzburg'un geçen sezon devre arasında 5 milyona Molde'den transfer ettiği 19 yaşındaki Norveçli Forvet Erling Haaland ilk devrede 3 gol birden atarak saf bir hat-trick yaptı. Bunu da e, söyleyelim. Haaland'ın evladı Haaland. E, İstanbul'dan bir e, soru var. Sedat bakalım neler söylemiş. Merhaba ben İstanbul'dan Sedat. Sorum Haldun abi olacaktı. E, Galatasaray'da orta sahada 10 numara pozisyonu figürü çekip sağ kanata Emre Mor'u oynasa nasıl olur sizce? İyi geceler. Ee, ...Sedat Bey'in sorusunu cevaplayalım. Seçeneklerden bir tanesi olabilir. Yalnız burada sorun şu, Emre Mor beklediğimiz düzeyde değil. Yani görev aldığı sürelerde bu ışığı vermedi hocaya bence. Onun için de e, yani herhalde bu maç için düşünmez diye düşünüyorum. Yani o ışığı vermedi oynadığı sürelerde. Biliyorsun, o baştan ilk 11 oynadı 45. dakikada çıktı. Ee, daha sonra sonradan girdi istenen performansı gösteremediği için. Bu maç için düşünmez ama güzel bir seçenek olabilir Belhanda'nın yokluğunda evet, bazı maçlar e, için. Feburi ne zaman formuna ulaşır diye de sık sık e, soruluyor. Bu arada şöyle bir şey de var. E, Orta saha kurgusunu çok merak ediyorlar. Yani orta saha kurgusu herhalde en fazla, e şey Lemina formsuz Fatih Hoca donku oynatır mı? Hep aynı minvalde sorular. Ya yani. o şimdi biz ben de aynı şeyi söyledim ya. Yani Lemina'nın e, şöyle Fatih Hoca'nın sözlerinden çıkan sonuca bakıyoruz. Sözleri şöyle. Genel anlamda Lemina'dan bir işte 90 dakika değil ama faydalanmak istedik e, düşüncesi ama e, istenen performans da değildi yani antrenman düzeyi olarak. Geride dedi. Yani şimdi geride deyince Şampiyonlar Ligi'ne Lemina ile başlar mı bana da soru işareti gibi geliyor. Yani Donk hazırken üstelik de deplasmanda oynuyorken orta alan çabukluğu evet. bir de savunma ikilisinin Demek ki izleyicimizin söylediği evet. ihtimal de güçlü bir ihtimal evet. yalnız. O da, o da ihtimaller içinde ama orada Emre, da Emre de Mor. O... Demin Fegülü derken hani orta sahada. Ben bunu düşünerek. İşte e, Emre Mor da şöyle bir şey var. Emre Mor istenen düzeyde değil. Olsa aynen biz şimdi evet. burada ne diyoruz? Diyoruz ki Diyatta da denizde çok e, hareketli, o kereke keza aynı şekilde diyoruz. E, öyle baktığımızda e, Emre Mor da bu yeteneklerde. Ama hazır değil. O o, o ışığı vermedi bence. Evet. E, en çok merak edilen konulardan bir tanesi de bu. E, Galatasaray'a döneceğiz tekrar. E, süremiz uzun. Şampiyonlar Ligi'ni konuşacağız. Yine Beşiktaş'ın Avrupa'da. E, Slavia Prag'la değil mi? E, evet. Bir karşılaşması var. E, ona da değineceğiz. Trabzonspor Madrid'e gitti. Madrid'e yakın bir kasaba Hetafe. Kasabası Hetafe ile oynayacaklar. Hetafe, oynayacak Hetafe Trabzon, Roma, sezon. Başakşehir, e, Roma, Başakşehir, Bratislava, Roma, Başakşehir. Önemli karşılaşmalar var. Ülke puanımız açısından da önemli. son derece o önemli. O e, Şampiyonlar Ligi'ne direkt takım göndermek istiyoruz ama en çok... E, Gelen sorular şu yönde. Şimdi Fenerbahçe Aytemiz, Alanya Spor Fenerbahçe maçına da geçelim. Ee, zira bir kural hatası iddiası var. Hatta iki kural hatası iddiası ortaya atıldı. O ee, ilk pozisyon ceza touch. sahası içerisinde. Pardon, taç. Ee, i̇kinci pozisyonda ceza sahasında ceza sahası yeni, sahası kuralın yeni kuralın ile uygulanması ile ilgili. Uygulanması ile ilgili ama daha çok şu anda gözler o taç pozisyonuna çevrilmiş gözüküyor. Ee, ve Fenerbahçe'nin de bu yönde bir başvuru hazırlığı, Türkiye Futbol Federasyonunda başvuru hazırlığı yaptığı söyleniyor. Beşiktaş'ta bir kural hatası başvurusu yaptı Serdar biliyorsun ona da değineceğiz. Ee, bu konuyu bir konuşalım. Hı hı. Şimdi e, o taç konusunu bir masaya yatıralım. E, Haldun abi sen de bu kuralları çok iyi biliyorsun ve o günde müsabakanın hemen ardından e, futbol evet, artı futbolda açıklamalarda da bulundun. Şimdi, e, Şimdi nereye doğru gidiyor iş? Yani bir kısım diyor ki bu maç tekrarlanacak. Evet kural hatası var. Bir kısım da diyor ki hayır kural hatasının k'si yok. E, maçın tekrarlanması söz konusu olamaz. E, i̇kiye ayrılmış durumda e, futbol kamuoyu öyle söyleyebiliriz. Evet. Şimdi ben önce bir kere o artı futboldaki konuşmalardan hareket ederek bazı izleyicilerimiz çok farklı bir noktalara gelmişler. Onu söyleyeyim. Benim oradaki yaptığım iş bir gazete, gazetecilik refleksiydi ve gazetecilik refleksiyle ee, konunun içerisinde olan e, kişilere telefon açtım. Yani o e, reklam arasında telefon açtığımda e, ki isimlerini de e, verilmesini istemedikleri için vermedim. Yani şimdi diyorlar ki tamam da ismini ver. İsmini ver de o, o konuştuğum kişi isminin verilmesini istemiyor. Ee, ve aktif görevde olanlar var aralarında. Bana söyledikleri olay şu. Fenerbahçe bu noktada itirazını yaparsa bir kural hatası nedeniyle maçın tekrarını yaptırabilir. Fenerbahçe itiraz ederse ki etmeli bu noktada. Söyledikleri bu. Ben de bunu söyledim. Bu bir gazetecilik refleksiydi. Yoksa kural işte 16'ya 3 falan ben o kuralları hepsini biliyorum. Yani hepsini biliyorum. Kuralın içerisindeki muafiyeti de biliyorum. İkinci e, konuyu söylüyorlar. Ben orada kişisel görüşüm kesinlikle işte gitsinler şöyle kural tekrarlanır falan gibi şeyler söylemek kişisel kanaatim olarak söylemedim. Ve hatta burada paylaşmış bazı kişiler sosyal medyada işte benim işte kişilerle görüştüm. O görüştüğüm kişilerin görüşü olarak anlattığımı benim kişisel görüşüm de var tabii ki. Onu da burada söylerim problem değil. Şimdi kural hatası ilgili orada bir muafiyet var. Yani ceza alanında hızlı, ikinci madde, ikinciyi söylüyorum. Hızlı, ceza sahası içerisinde ceza olan pozisyon. Ceza sahası için. içerisindeki kaleci pası hızlı kullanırsa o sırada oyuncu dışarıya çıkacak zamanı bulamazsa, rakip hücum oyuncusu çünkü dışarıda olması gerekiyor, bu takdirde bir muafiyet koymuş. E, kurala bir muafiyet koymuş. Aksi takdirde diyor ki içeride olamaz. Şimdi kural hatası bu noktada o muafiyetten kurtulur mu, kurtulmaz mı konusu konuşuluyor. Burada yapılacak olay çok basit. Anladığımız kadarıyla Fenerbahçe bunun için itiraz edecek. Ki yani zaten birçok kişiyle konuştuğumuzda da itiraz etmesi lazım dedi. İtiraz edecek. Ve ikiye bölünmüş bir durumdayız. Yani kuralın birinci bölümü top oyuna girdiği anda hucum oyuncusu kesinlikle ceza sahasının içerisinde olmayacak bölümü ne uygun bir davranış sergilenmiyor. Çünkü sizse hı hı. Şey, Fernandez içeride. Orada eee sisse içeride. Orada demek ki ona uymuyor. Ama muafiyet kısmı oyuncu o sırada kaleci hızlı kullandığı için dışarıya çıkmaya fırsat <laughs> bulamadığı noktasındaysa o zaman bu bir muafiyettir e, diye bir maddesi var. Şimdi buraya bakılacak. E, bence burada yapılması gereken iş şu. Fenerbahçe'nin bu konuda bir hazırlık yaptığını da biliyoruz. İşte İfa'ya soracaksın. İFAP bu kuralı yeni koydu. Yani yeni bir kural 2 Ağustos'ta yürürlüğe yeni, girdi. Yeni koydu. Bence de soru sormuşlar. En basiti şu, hayır şöyle yapacaksın, İFAP'a soracaksın diyeceksin ki Fenerbahçe'nin itirazından sonra siz bu kuralı koydunuz, muafiyetini de koydunuz, görüntü de bu, ne diyorsunuz diyecek. Yani burada söyleyecek. Hani bir anlamda bir kişi. Evet. Soruyorum. Ya çünkü İFAP koydu kuralı, <laughs> muafiyetini de o koydu. Bu, bu muafiyete girer mi diye soracak. Sonuçta ortaya çıkacak. Ben kişisel kanaat Yani e, TFF vara gidecek. Heh, TFF vara gidecek. Ben Kendi varına kanaat... gidecek. Benim kişisel kanaatimi söyleyeyim mi? Hem birinci pozisyon hem ikinci pozisyon hakem hatasına sokulur. Hakemin orada dikkatinden kaçtığı e, söylenir. Ve... Hat... Eğer ha. dediğin gibiyse Halil abi, hata da yok o zaman. Heh, yani hakem hatasına girer, hakeme birkaç maç ceza verilir ve sonuçta bu ışık... Eğer iş... dediğin gibiyse, eğer o... Söylüyorum, ben sana olayı anlatıyorum. Hani İFAP... İfap böyle söylüyor diyor söylerse, ki oyuncu hayır İfap öyle söylerse hakem hatasını bile sokmaz çünkü oyun normal seyrinde devam etmiş ama burada farklı bir nokta daha var. Bir de taç meselesi var. Burada asıl e, şu anda dikkatlerin çevrildiği nokta taç meselesi. Ben ceza sahası içerisindeki o pozisyonun e, temiz olduğunu düşünüyorum. Kurallar çok net. Ama taç konusunda çok ciddi bir muamma var. E, evet. Fenerbahçe o konuya odaklanmış durumda o pozisyon işte maçı tekrar ettirebilir. Şimdi oradaki olayda, or or ya orası yani. orada tekrar edilecekse ceza sahası içindeki pozisyondan değil, taş pozisyondan ettirilecek. Zaten şöyle bir şey var, şöyle bir diyalog geçiyor ceza sahası içindeki pozisyonu söylüyorum, kulaklığından bir soruyor. Gol evet. temiz mi? Oradan herhalde temiz diye geliyor ve devam ettiriyor golü veriyor. Ama temiz diye, derken tacı da baktılar mı? Dikkat yok, onu yani. söylemiyorum. Bu şimdi taç konusuna geldiğimizde de olay şu. Tabii görüntüleri izleyebilme şansımız yok. Taç konusundaki görüntü olay şu. Taçı yerinden atmadığın zaman ilerden, içerden bu zaman taçın değişmesi lazım. Evet. Yani bu taçı, yani taç atışını Alanya Spor yerine Fenerbahçe'ye vermesi lazım. Vermedi. Tekrar e, attırdı e, iddiası var bunun için itiraz edecekler. Ben yine e, olayda bir e, kural hatasına so soka sokmazlar diye düşünüyorum. Yani bu Neden bir hakem hatasına, e, hakem yani hatasına. eğer düdüğü çaldıysa ve tekrar sporlu oyuncuya verdiyse bu net bir kural hatasına girer ama orada işte İşte onu, düdük onu çaldı mı? düdüğü çalmadan Can, çocuk Ali sana e, bir şey söyleyeyim. Evet. Hakikaten. Junior Junior atıyor değil mi? Ama çok ince bakıyorsun. Evet. Hey fazla iyimser bakıyorsun. Yo, ben imser değil. Yani ben, Hayır, nasıl bir coğrafyada olduğumuzu anlatayım sana. Beşiktaş'ın Gazişehir maçında yani olayın başrol aktörü olan adam Hatay Spor maçında hakem raporuyla küfür edildi diye gönderiliyor. Ama onu öyle bir 41 ile gidiyor. Onu 36 ve 37'ye sokuyor farklı bir maddeden var. gidiyor farklı bir maddeden ceza alıyor ve bir maç evet bak normalde tedbirli üç, gitmiyor mu bu, bu ülkede evet, normalde 3 maç ceza alması Toyota. gereken bir adamı senin karşına çıkardılar böyle bir futbol kültürünün içerisinde çok iyimser olma bence evet kural hatası var ama Hayır, burada ben şimdi var mı yok mu orada şimdi o da, onu da zaten net şimdi görüntüleri o, izleyemedik ha, da, orada bilmiyoruz. yani ben de çünkü yaptığım araştırmalar çerçevesinde e, hani tek taç atışı Hani hakem marça, uyarıyor, tekrar e, yani düdük değil, çalmadan şunu, atılıyor. Şunu, yani meslektaşlarımız gibi ona deliriyorum ben. Ya. ya sen yorumcu ve gazetecisin, şüpheci olacaksın, sorgulayıcı olacaksın. Beşiktaş gibi bir takım bunun arkasına nasıl sığınır? Ya onun arkasına sığınmıyor. Erman Hoca onu çok güzel özetledi. Türk futbolunun röntgenini çekiyoruz. Yani bu, bu devam edecek. Sadece Beşiktaş'a değil, Fenerbahçe'ye 19.05'i konuşuyoruz, Al, alınganlar diyorlar. Buradaki. Bunu söylüyorsun... Beşiktaş gibi bir takım ya ortam bir ha, hijyen şu, olsun. Onu da şöyle söyleyelim. Ortalık, ortalık Bak, bir hijyen da olsun şunu yani temiz şunu, olsun. Şunu bilsinler bir kere şöyle bir şey. Bu olay hem birinci gol hem ikinci gol Beşiktaş maçında da olsaydı tutumumuz aynı olurdu. Yüzde yüz onu söylüyoruz. Fenerbahçe maçında da aynı Vallahi, olur Galatasaray maçında da aynı olur. Yani şekilde, bizim yani. ya bizim burada Trabzonspor maçında Ama da bir aynı olur. Şunu Biz söylemek burada sevgili Ali bir tarafın, oyun kaleci oyuna hızlı başladı dedi Halil abi. Şimdi orta hızlı başlıyorsa... İşte hızın ne olduğuna hayır, bakmak bak hızlı lazım. başlıyorsa, kaleci hızlı başlatırken nereye atar topu? En boştaki adama değil mi? İleriye genelde atarlar. Hızlı öyle başlar. Önüne bir sürü adam var ki yanındaki cayı sonra niye hızlı başlattırıyorsun ki oyunu? Ya işte orada diyorum Zaten ya... Zaten o da bir stoper değil. O muafiyet meselesine... Yani e, taktiksel açıdan da bir ma ciddi Muafiyetten var. dolayı söylüyorlar ama benim konuştuğum 3 tane e, hakem hocası, isim söylüyorum kural hatası var diyor mesela. Ha bu yani gerçek. Ben, bunu da eee çoğumuz bilmiyormuşuz yeni bir şey olduğu için. Yok ben ama madde, 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 maddeyi biliyordum. Ben maddeyi madde biliyorum. ben de biliyordum maddeyi. Başında bu sezonun başında okudum. Ama böyle bir muafiyet olduğunu var. Mufiyet... Türkçe'si de gelmedi herhalde daha TFF'e. Şimdi bazı madde, alt madde yo, yo. Türkçesi falan yok galiba. Yok yo, geldi geldi. Var var Türkçesi geldi, geldi. Olur Hepsi olur geldi. Her şey geldi. Ee, şimdi taç meselesine geldiğimizde de şunu söyleyeyim. Şimdi orada hakem düdüğü çaldı, çalmadı, daha önce attı gibi birçok şey çıkacaktır ortaya. Görüntüyü bile bilmiyoruz, görmedik yani. Sadece biz anlatılanlardan çıkartıyoruz sonucu. Ben açıkça söyle anlatılanlardan çıkartıyorum. Yani hatalı bir taç atışı var, yerinden olmayan hakem taçı tekrar attırıyor. Tekrar attırırken bu sefer Alanya'ya değil, Fenerbahçe'ye vermesi gerekirken bu da bir haksız bir kazanca neden oluyor, gole neden oluyor düşüncesiyle değiştirmek. Bu arada şunu da söyleyelim, ya yani, onu da vurgulayayım da ben. Bu olaylar bir hangi takımın aleyhine ya da lehine olacaksa, bir kere biz bu kurallarla ilgili düşüncelerimizin ne olduğunu söyleriz. Ayrıca bu konuda hakem olan, yani olayda yetkin olan kişilere de sorarız. Onların da görüşlerini alırız. Artı, kimsenin ne e, galibiyetine gölge düşürmek isteriz. Ne de bir takımı. Ya yani şimdi şöyle düşünüyor. Ya işte Fenerbahçe çok kötü kurtarmaya çalışıyorsunuz. Ya bana ne? Ben niye kurtarayım Fenerbahçeyi? Fenerbahçeyi yöneticisi kurtarır. Ya da Galatasaray'ı Beşiktaş'ı yöneticisi kurtarır. Ya yani Ersun Oğlu Ersun Öze, Öze kurtarır. Ersun Hoca kurtarır. kurtarır. Ben. Evet. Hani bizim burada söylediğimiz bir kuralla ilgili bir yanlış varsa, o yanlışı dile getirmeye çalışıyoruz. Anlatıyoruz işte. Yani mesele bu. Ee, ama bu noktada hani bu, buralardan bir şey çıkar mı açıkçası benim hani çok da böyle bir şey çıkabileceği konusunda bir düşüncem yok. Şu yani. bir gerçek ki çıkacak tek bir şey var. Karar ne olursa olsun ortalık yangın yerine dönecek. E i̇şte biz zaten bu, bu noktaya geliyoruz sonuçta. Oraya geliyoruz. Sürekli kavgaya ve tartışmaya Yani geliyoruz. karar ne çıkarsa çıksın tekrarlansın ya da tekrarlanmasın çok ya büyük tartışmalar. On, onu, onu bırak. Deneyim. Yani bırak Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor, XYZ kulüplerini bırak. Bizim sözlerimiz üzerinden bu kadar kıyamet koptuğu bir ortamda yani kulüplerin birbirleriyle olan ilişkilerinin çok sağlıklı olmasını beklemek çok mümkün değil. Yani Üzücü. gerçekten öyle. Şimdi o bu olaylar Fenerbahçe maçında olduğu için Fenerbahçe ile ilgili konuşuyorsun. Beşiktaş Galatasaray olduğu zaman onu da konuşacağız ama orada işte Şunun hakkını savunuyorsunuz, bunu ya kimsenin hakkını falan savunmuyoruz. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani neticede e, şu var, e, bu bu noktada e, bence yapılacakları söyleyeyim. Birincisi İFAP'a sormak lazım, hı hı. ikinci goldeki. Hem de Türkiye'ye de anlatmak lazım ikinci goldeki. Uzun vadede durumu. ise. Evet, çünkü o yeni kural bu uygulanacak 16'ya Ayrıca... 3. Birinci goldeki olayda da görüntülerin net bir şekilde ortaya çıkıp izlenmesi lazım. Ondan sonra da o kararın verilmesi lazım. Evet e, en doğru karar neyse o verilecektir. Açıkçası olumlu da olumsuz da olsa e, yani beni çok bağlamıyor açıkçası. E, yani burada önemli olan hani kararın doğru verilmesi. Adalet. Yani adaletin sağlanması. Yani çünkü her taraftan Herkese mesela lazım de geliyor işte or orayı destekliyorsunuz. Yok Aynen şöyle öyle işte, yok öyle bir şey falan falan yani. yani. yani yok, yok, Hakikaten yani tekrarlansa Ama da tekrarlanmasa da. Ali onlar da hak veriyorum yıllardır bu insanların zihinlerini bitirdiler garip garip kararlarla garip garip. Bakın Aldın abiyle yayından önce konuştuk. Abi dedi bir dahaki dedim ihalede yayın ihalesinde Ali oraya geçirmeden Türk futbolundaki tüm ayrık otlarını temizleyeceksin. Bak temizlemeden yeni bir yayın ihalesi mutlaka olacak bir buçuk sene sonra herhalde. İşte ilk bu sezonun birlikte, bir sezon daha kaldı. O zaman yapılacağız ama adam diyecek ki ben para vereceğim de ama lig Lig olsun. Abi kardeşin. ne yapacaksın biliyor musun? Ben daha radikal bir şey söyleyeyim mi? Yöneticilerin özellikle maçlardan sonra konuşmasını yasaklayacaksın. Sadece o değil. Çok net. Sadece o değil. Bakın. E, Türk futbolunun içerisindeki bazı lobileri temizleyeceksin. Yani taraftarları Lobiderken, birbirine düşüren faktörler var. Bazı lobileri bir. Bazı yapılanmaları aslında herkesin lobileri var da bu lobileri temizle bir. Yapılanmaları temizle. Sürekli her hakem kararından sonra kavga çıkıyor. Var var varı kullanamıyorsunuz. Abi biz şu anda... Alcun abi... Maç seyretmiyoruz biliyorsun değil mi? Evet. Hani yani taraftarlar olarak e, taraftarlar gözünden söylüyorum. Hakem nerede hata yapacak herkes ona odaklanıyor. Hakem seyrediyor Hakem seyrediliyor seyrediliyor şu anda yani. Çünkü ama hata yapıyorlar. Ya hata her yerde var Serdar. Yok ama mu yani Premier Lig'de, La Liga'da? Ben bazılarının Fransa, ol... hata yapılmıyor. Ben bazılarının hata olduğunu inanmıyorum. Tamam. Yani o ayrı bir mesele ama Onu herkes. Işte. Futbolun e, keyfini çıkarmaya çalışmıyor. Nerede hakem nerede hata yapacak? Nasıl e, aksiyon alacak herkes onu seyrediyor. İşte Aynen bu keyfi çıkarm çıkarmamız gere gerekiyor. Kabul ediyorum bu keyfi çıkarmak için birilerinin de bir şeyler yapması lazım. Türk futbolunu daha hijyen hale getirmemiz lazım. Kim yapacak bunları? İşte devlet, Türkiye Futbol Federasyonu içerideki yapılanmaları temizleyecekler. Herkesin adamı var, herkesin lobisi var. Böyle saçmalık. Taraftarlar arasındaki uçurum her geçen gün büyüyor. Sosyal ya medyanın şey da bunda sana. çok büyük etkisi var. Ve yani hiç hoş değil yani. Kutuplaşma artıyor. En sevdiğim şey zaten kutuplaşma ki futbol ve en çok uygun. en Sevmediğim sözlerden bir tanesi düşman. Ya niye düşman olsunlar İzlanda'ya? Galatasaray <laughs> düşmanı, Beşiktaş düşmanı, Fenerbahçe düşmanı, Trabzonspor düşmanı. <laughs> düşman da düşman. Ya niye ya bu kimse... ülkenin, herkes bu ülkenin evladı yani birbirine niye düşman olsunlar? Ben bunu da açıkçası hiç, özellikle o kelimeyi hiç sevmiyorum ve o yarık da o... E, uçurumda giderek büyüyor, büyüyor Serdar, bence yani. Bence işte e, de bir an önce, yani. bir an önce Türk futbolunu el atın Yoksa Yani her iyi herkesin olayları. Bu sezon da bitmez kolay kolay. Olaylara. Ya dördüncü haftada, dördüncü, hafta, evet. bakın, dördüncü haftada haftada bunlar yaşanıyorsa, bakın, dördüncü haftada bunlar yaşanıyorsa son haftalarda ne olacak? En şey şey iki kafa burun girilsin. Evet. Zaten şimdi görüntü de öyle e, gösteriyor. E, yani böyle hani. At başı gidecek bir mücadele varca, varmış gibi görünüyor. Yani burada şunu söylemek lazım. Herkesin sağduyulu bir şekilde olaylara yaklaşması lazım. Tabii ki kulüpler haklarını arayacaklar. Eğer böyle bir şey söz konusuysa Beşiktaş da arayacak, Fenerbahçe'de Ar Ar de arayacak. Herkes arayacak. Yarın bir karar davet çıksa, dese ki Türk futbolunda sen, ben, hoca, futbolcu, yönetici, menajer, disiplin kurulu falan kim varsa herkesin telefonunu dinleyebilme yetkisi devlet. Abi o biraz e, sıkıntılı bir. Abi bir dakika e, ama. Yani ne olur o zaman biliyor musun? Şey bak Türk futbolu düzelmezse bak, ben sıkıntı, bu işi bırakırım. İnsan sıkıntı. haklarına aykırı bak, bir. Bak Türk e, futbolu düzelmezse ben bu işi bırakırım. Bak sıkıntılı dedi Aynen. demek ki telefonunda e, çok enteresan şeyler çıkıyor. <laughs> yok hayır bak. Hayır yok. ben Ali de böyle bir bakıyorum. Ben başka, başka bir noktadan <gülüyor> söylüyorum sanırım. <laughs> yani o manada değil. Evet. bu konu daha çok konuşulacağı benziyor ama bakalım. Federasyon bununla ilgili nasıl bir e, karar verecek? Yani ya, e, yöneticileri de bakıyorsun. İşte ben Beşiktaş maçından sonra bir yönetici konuştu Beşiktaşlı bir yönetici. İşte dördüncü hakem yok işte taç konusunda neydi? Top toplayı çocuklar topu geç getiriyor. Ya asıl konu ne orada Serdar? Gaziantep Gaziantep gazi, değil gazi. mi? Evet. Hani, onların konuşulması ama, gerekirken on... dördüncü hakem ama, yok. Bak, topu ama, oyuncu e, top toplayı çocuklar geç getiriyor. Ya gazi Gazişehir lobisini kullanarak bunu yapabildi. Bu adamı o kılıfla maça sokabildi. Yöneticinin haberi var bak, mıydı bundan sence? o Konuşan yöneticinin bilmiyorum. haberi var mıydı? Bak, iki Olsaydı iki, herhalde iki top toplayıcı bak, çocuklar yönetici, demezdi. Yönetici demeyelim. Beşiktaş yönetimi bundan haberi var mı? İki ihtimal var. Haberi yok. Haberi var sesini çıkarmadı. İkincisi daha tehlikeli. Evet. Çünkü Abdullah Abici maçtan sonra söylüyor. Abdullah Hoca söylüyor bunu. Söylüyor. Bakın bu çok önemli. Haberi yok. Haberi var da sesi çıkarmadı. İkincisi daha tehlikeli. Demek istediğim nokta bu. Yani yönetimlerin görevleri kulüplerinin bu hijyen olmayan ortamda menfaatlerini koruması. Çünkü mecbur bunu yapmak zorundasınız. Herkesin lobisi var. Herkesin bilmem nesi var. Herkesin adamı var. Herkes bir şeyler çeviriyor. Daha dördüncü hafta ya. Evet. Gün gibi değil. Dördüncü haftadayız. Kaç hafta kaldı? Allah yani Otuz. bitmez o haftalar Ali. <laughs> yani Milyarını, 30 hafta boyunca daha dayı neler e, çekiyoruz yaşanacak? Önceden Ligi çekiyorduk şu milli ara diye de şu kavgalar bilsin diye milli ara gelsin istiyoruz neredeyse. Soru var mı? Çok. Verelim bir tanesini. Yusuf Bey. Nereden? Hatay'dan Yusuf Bey. Bakalım neler söylemiş. Hayırlı akşamlar abicim. Ee, peki Adil Rami'yi transfer etti Fenerbahçe. Peki neden ilk 11de oynatmıyor? Neden şans vermiyor? Max Kruze'yi neden yedek bırakmıyor? Yani her maçta ilk 11 oynuyor. Performansından hiç memnun değilim ben. Bir Fenerbahçeli olarak Max Kruse'nin. Yusuf Bey'e katılıyor musunuz? Önce Adil Rami. Neden henüz Adil Rami oynamıyor? Hazır değil çünkü. Hazır Adil. değil. Çok çünkü bir hazır şekilde. birini bulamadılar. Evet, Adil Rami. Burada Adil Rami bir yani Adil Rami için söylemiyorum. Ee, İstedikleri oyuncu istedikleri gibi nitelikte oyuncu bulamadıkları için Adil Rami yaptım. Adil Rami ile ilgili bir cümle daha söyleyeyim. Tabii. Adil Rami geldiğinde de Fenerbahçe'yi mutlu edecek mi soru işareti var. Onu söyleyeyim. Çünkü Zanka'ya çok benziyorlar. Ee, yani denge stoperi gibi oynuyorlar. Kesinlikle oraya bir hamle stoperi lazım. Mesela bu maçta Fenerbahçe ki onu da söylüyoruz yani kural bilmem ne falan ama Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın son derece formsuz olduğunu da söylemem gerekiyor. Ersun Hoca formsuz hem, diyorsun. Hem 11'e başlarken, 11'i başlatırken hem de oyuncu değişiklikleri konusunda çok ciddi hatalar yaptı. Ee, böyle bir maçta tamam iç sağ maçında Jailson'la oynayabilirsin. Hani top kullanır vesaire diye hani bir yere kadar kabul edilebilir. Ama böyle bir deplasmanda çabuk oyuncuları olan Junior Fernandez, Canma Campos, Sisse gibi oyuncuları arkadan baka setas geliyor. Yani böyle bir takıma karşı hamle stoperleriyle oynamak, bir den, özür dilerim denge stoperleriyle oynamak, bir hamle stoperi olarak Serdar Aziz'i kullanmamak bence önemli bir teknik adam yanlışıydı. Jailson'la başlamak ve Jailson'la devam etmek. Sonrasında da oyuncu hamlelerinde mesela Luis ile yan yana oynatıyorsun. Tolga Ciğerci'yi ikisinin de kreatif yönleri yok. Oyunun ilerleyen bölümünde artık oyun kopma noktasına geldiğinde en azından daha kreatif oyuncu Zayis'i kullanman lazımken Alper Potuk'la gidiyorsun. Öyle bir alan yok zaten yani. Onun için bence Ersun, da son, Ersun Hoca da son derece hatalıydı. Çok güzel bir şey mesaj geldi Ali. Hayır Max Cruze'yi de söyleyeyim. Max, Max Cruze'yi de onu geçmedim. Max Cruze özel oyuncu. Golde de yine onun büyük payı var. Çok akıllıca bir hareket değil evet, miydi? evet, müthiş bir hareket. Ya, farklı yani bir mi? oyuncu. Ben Max Cruze konusunda sayın izleyicimiz çok karamsar olmasın bence. Bence, Ruzze, işte onu söyledim. Ben için değerli bir oyuncu. Ali, e, İran'dan selamlar. Selamlar. Ben Afsar sizi severek izliyorum. Traktör taraftarım yok. Yarın ya. bütün Türk dünyası Galatasaray taraftarıdır. Kesinlikle. Diyor. Ee, mükemmel. Ben de öyle düşünüyorum. Yok öyle biz onları gözlemledik. Doğru. Ee, İran'a da selamlar diyoruz biz de. İran'da Azeri e, kökenli çok e, Türk var. İran'da Türk çok var. Evet. O, ya özellikle Traktör takımı 70-80 evet. bin kişi dolduruyor. Mustafa Denizli de orada. E, ge evet, gerçekten yani. Soha Denizli Traktör takımı çalışıyor. Ben çok mutlu oldum biliyor musun? Mustafa Can'ın oraya gitmesi ya. O, o, benim için çok büyük bir efsane. Derbide de Persepolis'i 1-0 yendiler biliyorsun. Evet. İki hafta önceydi yanlış hatırlamıyorsam. Yani Mustafa, Mustafa Denizli şampiyon yap bizi diye bağırsınlar. Bağırsınlar. Traktör taraftarı. Traktör taraftarı. Bak hocayı motive eder bu tezahürat. Mustafa Denizli şampiyon yap bizi. Yalçın Atamer demiş ki hata yapan hakem Halis Özkah ya. UEFA'da bu hafta maç yönetecek. Doğru. Yandı o takımlar demiş. E bu ya, şey için mi söylüyor? Ya olayla ilgili kural hatası hata yani hata olarak baktığımız olayda e, söylüyor. Hata yani o pozisyonlar incelenecek tabii ki. Netice itibariyle e, bu şunu sadece söyleyeceğim yani burada biz yorumlarımızı yaparken e, hiçbir takımın lehine aleyhine yapmak için çaba sarf etmiyoruz. E, bu bu olaylar Fenerbahçe maçında değil Beşiktaş-Galatasaray maçında da olsa aynı şeyleri konuşurduk. Kesin. Ki kaldı ki konuşuyoruz. Yani işte Kayode'nin e, neden e, işte 3 maç ceza almadığını da konuşuyoruz. Yeri geliyor. E, 19.05'te böyle çıl bir açıklama yapmanın ne kadar... Abi, e, asıl... Bunların hepsini konuşuyoruz biz Beşiktaş'te zaten burada. E, herkes karamsar asıl merak edilen bir konu var. E, i̇smini yazmadığı için izleyicimiz söyleyemiyor ama soruyu sana sorayım Burak Yılmaz gelince dertler bitecek mi sence Beşiktaş'ta? Bütün neden o mu? Şimdi, Sadece onun olmayışından dolayı mı bunlar yaşandı? Eğer kayıtlar? bir, bir oyuncu çok oyuncuysa o zaman işin zor. Çünkü bir oyuncuya e, temelden bağlı kalmak o oyuncunun günlük, haftalık performanslarına da bağlı kalacaksın anlamına geliyor. Ama bu oyuncu ama, forvet oyuncusu. Değil? Ama Burak şunu Yılmaz, da söyleyeyim. Hani bunu söylerken, bunu söylüyorum bir kenara yazalım. Ama e, Burak Yılmaz'ın da çok özel bir oyuncu olduğunu vurgulamak lazım. Çünkü topu 3 direğin içerisinden attığın andan itibaren başka senaryolar konuşulmaya e, yani Başka senaryo oluyor. Sen atarsan başka senaryo oluyor. Rakip atarsa başka bir senaryo ortaya çıkıyor. Ee, henüz ben şunu söyleyeyim özeti şu yani sen Beşiktaş'ı daha çok takip ediyorsun ama bence Beşiktaş e, Abdullah Avc'ının oyun sistemiyle henüz örtüşemedi birazcık Net daha zamana ihtiyaç zaman var gibi ekle. son sayfa etiketinden soru ve görüşlerinizi iletmeye devam ediniz ee, buradan elimizden geldiğince okumaya çalışacağım Instagram'dan da bir mesaj gelmiş Giresun Ha <laughs> <laughs> Evet ee, Ali Koç Bey'in Nihat Bey'i ziyaretinde hediye sessizce normal midir? Ya talihsiz, zamanlaması yanlış. Bence normal değil. ama Zamanlaması yanlış ve talihsiz. Konu tartışmalı, o normal. Evet. Konu Konu da şampiyonluk üzerinden değil, şampiyonluk sayısı üzerinden değil. Baba hakkıları, Lefterler, Metin Oktavriler üzerinden tartışılmalı. Yani onları resmileştirmemiz lazım. Tarihten bahsediyoruz ama e, o resmi tarihin içerisinde gözükmüyor. Onu o, oradan tartışmak gerekiyor. Yani o, o bence talihsiz bir... E, tabloydu. Yanlış bir zamanlamaydı. Ve bu arada Şu kadar hani Ali Koç içerisinde... Ali Koç gibi birisi Nihat Özdemir'i de bu şekilde zorda bırakmaması lazımdı. Kesinlikle. Şimdi öyle bir şey ki yani sana birisi bir şey getirmiş evine. E, hediye getirdim diyor. Sen diyor bakıyorsun diyor ya bunu istediğim bir hediye değil. Geri verin. Olmaz bu da yani. Onun için de e zorunda on... bıraktı. Zorunda bıraktı. hiçbir yere asamaz. Riva'da nereye asılacak ki? O. Bir yere evet. asamaz. Çok yanlış yani. Bu, Zamanlaması yanlış. Bu tür yanlış. mesajları e iyi veriyorlar. Yani ben Fenerbahçe açısından demiyorum. Ben evet. ta, ta, talihsiz bir o, e, an o, diye söylüyorum o ben Ama da. yoksa yani ayrıca tartışılması gereken bir konu. Şampiyonluklar sayılsın mı, sayılmasın mı? O o çok farklı bir konu, o konu aslında. O ayrı bir konu. Ama bunu yaptığın zaman işte Ali Koç dili diye bir dil vardı. Yazı yazdı. gelişiyle Türk futboluna işte biraz barış rüzgarları esecek falan filan dedik. Ama bu Fenerbahçe camiası ile Galatasaray camiasını kutuplaştırır. Bu Fenerbahçe ile Beşiktaş camiasını kutuplaştırır. Haklılardır belki o tartışmayı devam ederiz. Belki haksızlar devam ederiz tartışmaya. O tarihler yeniden sorgulamalı kabul ediyoruz. Belki çok eski gitmeyebilir. Belki 7-8 sene, 10 sene, 10 15 sene daha eskiye gidebiliriz. Bunu tartışmamız lazım. Kurullar oluşturulmalı mutlaka. Ama o tabloyu verdiğiniz zaman Nihat Özdemir'e Ciddi sıkıntı. Ya, tabii şimdi Türk, bunu, bunu de, bu bence de çok Kurt büyük bir yanlış e, ve talihsiz ve zamanlaması son derece hatalı bir e, dönem. Onu bir kere söyleyeyim. İkincisi de şunu söyleyeyim. Tabii ki o dönem e, kesinlikle araştırılmalı. İtalya'da da birçok ligde de 4 takımlı, 5 takımlı şampiyonların e, üstelik de Avrupa kupalarına gitmeden de şampiyonlukları sayıldığını biliyoruz. Bunu ayrı bir inceleme konusu olarak bir yere yazmak lazım. Bir yerde incelemek lazım. Buna bütün spor tarihçileri de katılarak bunu inceleyebilirler. Şimdi e, hakemler sadece ülkemizde tartışılmıyor. Bugün Şampiyonlar Ligi'nde Napoli ile Liverpool arasında önemli bir karşılaşma vardı. E, 83. dakikada bir penaltı pozisyonu var. Tartışmalı bir penaltı pozisyonu. Napoli e, kazandığı penaltıyla da 1-0 öne geçti. E, var. Yani Video Assistant Referee, Video Yardımcı Hakem orada da var Maçın ardından Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp sert açıklamalarda bulunmuş. Bakalım neler söylemiş Jürgen Klopp bir ekrana gelsin. Napoli'nin penaltı kazandığı pozisyona baktım. Penaltı olmadığı çok açık. Oyuncu temastan önce kendini yere bırakıyor ancak şu an bunu değiştiremeyiz. Finali güzel bitmiş ama. Yani çok sert değilmiş ama en azından... Şunu bir el... değiştiremeyiz diyor. Evet yani... itiraz ediyor ama değiştirecek durumumuz yok. Nasıl ki e, finalde Adrian... Biliyorsun pelaltıdı. Evet. Değişmedi. Evet. Bu da değişmez. Değişmez. Sevgili yani Yurdaer, onu bakmıyor. demeye getiriyor. Ya yani çok değişmez. Evet değişmez. Aslında olgun da bir bakış açısı. 3 puan bırakılmış. Ben Tabii. hani şimdi açıklama deyince dedim sert bir şeyler söyledi herhalde Hakem'le ilgili burada, falan. ama burada, yani burada şimdi var, makul bir açıklama. Bir sitem var Hayır, burada bu, aslında. Evet sitem var. Şimdi var var mı elinde? Var. Evet. Yani Kullanmıyorsun. Yani biraz şey. Üze, üzerinde belki. pozisyonu fazla durmuyor. Yani, Aydın abi biraz böyle varı çok futbolun içine sokmayalım da organik yapısı bozulmasını istiyorlar evet. galiba. Ama sokarsan ne kadar sokarsan sok barı bu işin içersine o kadar adalet elde edersin, o kadar adalet sağlarsın. Önemli olan da bu değil mi? Abi? Ya bu bu güzel bir söz bence. Şimdi diyor ki ben... sonunda. Ancak şu an bunu değiştiremeyiz. Artık bitti gitti. Ne yapalım yani? Hani bitti. Şimdi. Yangını evet. yerine çevirmiyor ortalığı. O zaman şuraya gelelim istersen. Ünal Karaman'a gelelim. Ünal Karaman maç sonunda ki açıklaması diyor ki, Sturice bir faul izledim. Faul yapıldığını düşünüyorum dedi. Faul yapıldığını düşünüyorum ama maç sonunda gidiyor. Hakemlerin elini sıkıyor. Tebrik ediyor. Yani aslında bununla onun arasında çok çok büyük farklılıklar yok. Yani evet. bunu ben bana göre bir faul var diyor ama yapacak da bir şey yok. Hakemin kararı buydu diyor ki bu olgun bir davranış. Bence burada da benzer bir durum var yani değiştiremeyeceğiz durumu netice itibariyle sadece bana göre bu pozisyon diyor penaltı değil diyor. Yani penaltı olmayan bir pozisyonda penaltıya sebebiyet verildi hakem tarafından. Evet şimdi kısa bir reklam arası vereceğiz dönüşte saat başında tekrar birlikte olacağız ama Alanya Spor'da konuşmamız lazım diye düşünüyorum çünkü 4'te 4 yapan... 12 puan toplayan da bir Alanya Spor var bu tartışmaların gölgesinde kaldı e, Akdeniz ekibi e, transfer dönemini artıda bitiren sadece 1.5 milyon euro harcayan transfere nokta tercihlerle iyi bir takım kuran Erol Hoca'yı da getirdi takımın başına yani şu an için işler oldukça iyi gidiyor verelim mi reklam arasını evet verelim saat başında tekrar birlikteyiz Evet, son sayfa tüm hızıyla devam ediyor. Haldun Domaç ve Serdar Sarıdağ ile birlikteyiz. Son sayfa etiketinden bizlere görüş ve düşüncelerinizi atabilirsiniz. Serdar, alt dire, Sarıdağ, Haldun Domaç, Domaç. ve Ali Baransel Instagram hesaplarından da yine bizlere mesajlarınızı gönderirseniz elimizden geldiğince okumaya çalışacağız. Ve WhatsApp hattımızdan da görüntülü sorularınızı iletebilirsiniz. Aydın'dan Canan Hanım bakalım neler söylemiş, sorusu ne bir bakalım. Merhaba Aspor ailesi. Benim sorum Haldun abi olacak. Galatasaray kazanır mı? Evet, gerçekten çok zor bir soru. Aydın'a selam olsun. <laughs> Aydın'a selam olsun. Hep gönlümüzden geçen Galatasaray'ın kazanması ama ben Galatasaray'ın kaybetmeden dönmesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ben beraberliği daha yakın görüyorum. Beraberliği daha yakın görüyorsun. İstanbul'dan Onur. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, Belhanda'nın yokluğunda Enzonzi, Seri ve Lemina üçlüsü e, bize yarın farklı bir oyun izlettirebilir mi? E, i̇kinci bir sorum var. E, Şampiyonlar Ligi müziğini seviyorum. Bana nerede olduğumu hatırlatıyor diyen Fatih Terim'e sizce kaç maç ceza verilir? İyi geceler. <gülüyor> <gülüyor> Serdar. İkinci soru tabii. İkinci sorudan <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Oradan ceza gelmez tabii. Ee, Enzonzi, Seri ve Lemina dedi değil mi? Evet. evet. Yani O beklenen üçlü e, ee, seri nereye koyacaksın? mı? 3 orta sağlı gibi düşünün. 4-3-3 üç, üç gibi. Ee, oynatabilir de. Çok da mantıksız bir üçlü değil. Evet. Bakalım. Evet. Beraberlik diyorsun. Beraberlik bence tabii şampiyonlar liginde deplasmanı beraberlik gibi bir sonuç. Ee, yani galibiyet olsa kaymaklı ekmek kadar iyi Esas böyle, olan kaybetmeden destekliyoruz dönmemiz. Evet. Da, e, galip gelme ihtimali var yani bence. evet. evet. Güven Kocagöz, Ali Baransel adam sert açıklama yapmış diyorsun. Görmeden sonra ne güzel açıklama diyorsun. Ya harbiden yorumcular böyleyse Türk futbolu ne yapsın? Yani görmedik basın toplantısında değildik. Böyle bir bilgi geldi. Sert olmadığını görünce de ne güzel açıklamaymış dedik. Yani ne yapalım yani? Hani ne yapabiliriz? Bir önerim varsa önerin de tekrar... Sert olmadığını görüp gördükten sonra sertmiş gibi devam edecek. Evet, sertmiş acaba. gibi devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> Yine son sayfa etiketinden gelen, bu arada videoları da e, hızlandıralım. E, güzel sorular geliyor oradan da. Kolay gelsin abi. Musti Oral, official. Hatay Spor hakkında ne düşünüyorsunuz? Evet, Hatay Spor maçlarını kendi sahasında oynayamıyor. E, o nedenle evet. bir sıkıntı yaşıyor ama... Hatay Spor bence ligin, bana göre yani kişisel olarak söylüyorum... E, ...domine eden takımı. Mesela çok e, zorlu bir maç, Karagümrük'le oynadılar... Ya benim düşüncem şu Hatay Spor bu sezonun sonunda kadro yapısına baktığımda ilk altının içerisinde olacak. Sevgili Murat Bereket'e de buradan selamlarımızı Selamlar. iletelim. Sportif evet. direktör, başarılı işlerim, yasaklaşımız. Işler, benim de üniversiteden, Bilkent Üniversitesi'nden arkadaşım. Çok eski bir dostum var Murat'la. Hakikaten çok çalışıyor Hatay Spor için. Başarıların devamını dileyelim. Son sayfa Mert Tolga, Mason Mount'a yapılan harekette Cüneyt Çakır nasıl kırmızı kart çıkarmaz? Gerçekten kariyeri bitebilirdi demiş. Ben pozisyonu Biz görmediğim için şu Görmedik an için ama bir evet sıkıntılı bir pozisyonmuş. Evet. Ee, şuradan da bakalım. Hep Ömer Faruk Beyaz'ı soran bir iki izleyici var. Ee, Ferhat Portakal Ömer Faruk Beyaz hakkında neler düşünüyorsunuz demiş. Şimdi Ömer Faruk Beyaz'la ilgili geçenlerde Nedim Hoca'yla da konuştuk. Ee, yani onunla Müjdat Hoca ile, Şenol Hoca ile, hepsiyle konuşmuştuk yani onu ona emeği olan, onu bir şekilde e, takip eden oyuncu e, hocalarla hepsinin söylediği e, olay şu: e, Ömer Faruk Beyaz'ın çok özel bir oyuncu olduğunu ve bu özel oyuncunun e, ihtimamla yetiştirilmesi halinde Türk futbolu için çok e, avantajlı bir isim haline geleceğini söyleyebiliriz. Çok gelecek aslında gelecek vaaden o yüzden adam... zaten daha gelecek vaat etmeden Bayern Münih'in 5 milyon Euro'luk teklifini Aziz Yıldırım 16 yaşındayken Kendi kabul et. Kabul etmemişti. İzmir'den Özgür Bey. İyi akşamlar İzmir'den sevgiler. yarın nemi halka mı daha çok gol atar? <laughs> Yarın mı diyor? Yarın için ama Yarın. ben Jagna'nın ilk 11'de başlayacağını. Yarın oynamayacak düşünüyorum. zaten. İlk 11'i oynamayacak. Yarın o ile başlayacak. Ee, onu özellikle söyleyelim. Jagna yani... zaten son lig maçında da oynamadı. Ya Çok az süre alıyor zaten. Falcao'nun son maçını seyrettiğimizde Adam orta sahaya falan geldi, top aldı. En son Galatasaray'da orta sahaya gelen forvet herhalde Drogba'ydı. Hocanın zaten söylediği bir söz var. Diyor ki 11'deki antrenmana 9'da geliyor. Antrenman bittikten sonra da ekstra 2-3 saat çalışarak Açığını kapatmaya gayret ediyor diyor. Bu zaten onun profesyonelliğini ortaya koyuyor. Kalite olarak baktığımızda da zaten Falcao'nun kalitesi Cagüne'nin üzerinde. Yani Cagne, şunu, bunu söylerken şu noktaya da katılmıyorum. Yani Cagüne hiç yokmuş ya işte kimse değil. Yani el insaf yani bir tarafına çarpsa 30 gol atmak çok zor yani. Öyle tabii kolay tabii. bir iş değil. Onu da söylemek lazım ama Falcao'nun kalitesiyle tartışılmaz. Şimdi Burak'tan şöyle bir mesaj gelmiş. İyi akşamlar Son Sayfa ailesi. Belçika Futbol Federasyonu şampiyonlar ligindeki takımlarına başarılar dilerken Türkiye Futbol Federasyonu'nun arası e, kötü olan şampiyonlar ligindeki tek temsilcisi yerine tüm takımlara başarılar dilemesi sizce de özellikle Galatasaray'a karşı bir hareket mi diye sormuş. Türkiye Futbol Federasyonu'nun e, tweetine de bakalım, e, okuyalım daha doğrusu. Ya Çünkü... Çok biz her şeyin altında bir, 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 bir şey çıkartmaya çalışıyoruz. E, tüm takım Avrupa'da Türkiye'yi temsil eden tüm takımlara başarılar Şimdi ilk geliyor. önce şöyle bir şey geliyor. Avrupa futbolunun en heyecan verici rekabeti bugün başlıyor. Champions League'deki tüm takımlara başarılar dileriz. Finalistleri 30 Mayıs 2020'de İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda ağırlamayı dört gözle bekliyoruz. Burada bir ev sahibi e, niteliğinde atılmış bir tweet olarak düşünüyorum. Hemen ardından Finali 30 Mayıs 2020'de Atatürk Olimpiyat Stadında oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'la UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor'a yürekten başarılar diliyoruz. Ne var bunda? İzleyicimiz herhalde dikkatten kaçırmış. Abi bu, bugün içerisinde tepki çok çekti ama hani şimdi bir ev sahibi olarak Türkiye Futbol Federasyonu Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm takımlara önce hem İngilizce hem Türkçe resmi Twitter hesabından başarılar diledikten sonra arkasından da Galatasaray'a, Beşiktaş'a, e, Trabzonspor'a ve Medipol Başakşehir'e de başarı dileklerini iletiyor. Bir, bir izleyicimiz de Türk Telekom'da oynanacak diyor. O izleyicimizin bilgisi yanlış. E, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak sene sene. final maçı. Ne ya, zaman dedin? 2020. 2020. İşte bu senenin sonundaki final orada oynanacak. Keşke şöyle bir şey olsa biliyorsun hep öyle bir hayal kuruluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde e, Türkiye'de oynanan finalde bir Türk takımı finalde olsa. Atatürk işte, Olimpiyat ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'na çok güzel projeler geliyor. Stadın yeni haliyle. Yeni stadla ilgili. O bölgede çok güzel projeler geliyor. Hepsi birer mimarlık harikası duydum. E, bakalım hangisini kabul edecekler. O stadı bir, bir, bir şeyle... E, oraya bir, bir, bir rörev etmek gerekiyor. lazım yani? Eee... Shenol e, isimli izleyicimiz Halil abi sana soruyor diyor ki son sayfa iyi yayınlar NFC North'ta yani NFC Kuzey'de 3. hafta Detroit Philadelphia Oakland Minnesota Denver Green Bay Packers Chicago Bears ve Washington maçları ne olur lütfen yorumlar. <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olsun. Çok sağ ben de çok merak ediyorum <laughs> sağ abi. olsun. <laughs> ya, ya e, aslında aramızda e, bu o konuyu çok iyi takip eden <laughs> Ali Baransel var. Ali Baran, Sen... e, çok iyi takip eden bir arkadaşımız. O da tabii espri e, elde yaptı. E, çünkü burada Güzel soru ama. <laughs> Güzel Ali. soru ama evet. Ben burada çünkü ben şöyle bir şey söyleyeyim. E, Haldun abi Azerbaycan'dan selamlar. Real Madrid Prag maçı ne olur? Sen bize onu söyle diye bir şey söylemiş ama pek pardon PSG maçı ne olur onu söyle demiş izleyicimiz Azerbaycan'dan ama ismini kaçırdım. Ee, onunla ilgili daha herhalde e, iyi yorum yapabiliriz diye düşünüyorum ama şu anda kaçırdım ismini keşke e, okuyabilseydim ama Bak hemen kaçırdım. ben bu kaçırdım değişik ismini. görüş değişik Azerbaycan'dan geldi. Azerbaycan'dan de. değişik görüşleri de okumayı açıkçası çok arzu ediyorum. Bahadır Hamza Beyoğlu da diyor ki yanlışınız var. Tepkiler üzerine ikinci tweet'i attılar. Biraz inceleyin. Sonra konuşsanız diye, Onların dakikaları var mı? Kim yani orada? biri tabii şimdi 6 ile 7 gözüküyor. 6 saat 7 saat ama birer dakika arayla atsam bile biliyorsun o bir saat gibi gözüküyor. Ben tam saatlerini açıkçası hatırlamıyorum. Yani hayır, görmedim yani. Hayır ayrıca da şöyle Ama bir şey tepki var. üzerine de atılmış olabilir. Bilemiyoruz. Yani, ee, yani niyet okumu, okumu uyuyamıyorum bu noktada ama e, altında da bir şey aramak istemiyorum açıkçası. Ya şimdi şöyle ben de benim şöyle bir geleneğim var. Hep bu geleneği uygulamaya çalışıyorum. Yani şimdi eğer arkasında bir şey arıyorsak bilemiyorum o niyetle mi yapıyorlar onu da bilmediğim için söylüyorum. Kendi kişisel kanaatimi söylüyorum. Şimdi ben Avrupa kupalarında bizi temsil eden takımlara başarılar dilerim. Kim olursa olsun bütün takımlara başarılar dilerim. Bazısını akşam gece mesela 3'te 4'te atıyorum. Bazısını gündüz saat 12'de atıyorum. Bazısını 6'da atıyorum. Burada kesinlikle bir art niyet yok. Sadece o sırada ama insanlar duruma psikopat ama in, hale geldi. Yani, ya işte insanlar bu ülkede şimdi, son 20 yılda 30 yılda yani neler yaşandı futbolu. Yani daha doğrusu da ya son bak, 50 yılda Şu gerçeği insanlar hakikaten psikopat ıs, derecesine geldiler. Herkes şey oluyor böyle. Ne derler ona e, şüpheci bir hale geldi herkes yani. Ya Serdar şu gerçeği ıskalıyoruz. İki sene sonra yeniden puanlar karılıyor. İki sene evet. sonra biz Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonumuzu doğrudan gönderememe tehlikesiyle karşı, karşı, karşıyayız. Asya Ligi'ne girelim abi. Ben ya biz böyle bir şey, Asya Ligi'ne. Böyle bir şey var mı? Asya Ligi? Şampiyonlar Ligi'ne mi? Ben isterim abi. abi Asya Ligi'ne. Onun yok, geliri ben, yok abi. Asya Şampiyonlar Ligi'nde batarız yani. O zaman o, o zaman bak mesela kime sorsak bütün izleyicilerimize yarın sor mesela Asya Şampiyonlar Ligi'ne girelim mi abi diye. Herkes hayır diyecek. O zaman niye oraya Türk takımını desteklemiyorsun? Niye o, Galatasaray karşısında fena yani ben, Beşiktaş'lık yapıyorsun? Veya Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'lik Galatasaray'lık? Sana ülke puanı olarak geliyor onlar. Yani biz şeyle karıştırıyoruz. İtalya ile İngiltere ile İspanya ile kendimizi karıştırıyoruz. Bana ne niye destekleyeyim? Tamam da o ülkelerin Ama zaten bu... dört takımları Aynen gidiyor abi, bu ülkede, bu ülkede e, senin demin dediğin hikaye gibi örnek gösteren yorumcular ve gazeteciler oldu. Vallahi benim... Şöyle örnek göster Ali çok pardon. E, İspanya'da Real Madrid Barcelona arasında acayip bir rekabet var. Efendim İtalya'da bu var. Milan, Inter. Sende ne var? Kupa bir tek Galatasaray'ın aldığı bir kupa var. O adamların müzeleri, Avrupa Kupaları dolu. Evet. Bırak onlarda olsun tabii ki. Valla beni Galatasaray düşmanı olarak da e, nitelendiren çok izleyici oldu. Benim hangi takımı tuttuğumu biliyorsun. Ben Beşiktaşçıyım ve Beşiktaş kongrevesiyim. Yani 20 <laughs> seneyi doldurmak üzereyim. Yani bunu söylemekte bir divan, sakınca... Divana gidiyorsun divana yani. da yavaş yavaş gidiyorum emin adımlarla. <laughs> Ama şunu da çok net söylemek istiyorum. 2000 senesinde ben okul için Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington DC'deydim. Galatasaray-Arsenal e, karşılaşmasını... İngilizlerin yoğunluğunda yani e, yoğun olduğu bir kafede seyrettim. E, maç sonunda hafif çarpışmalar da yaşadık. Mücadele ettik orada. Mücadele ettik ve en sonunda da e, Washington DC caddelerine çıkarak Galatasaray bayrağıyla tur attık. Yani bunda gocunulacak hiçbir şey yok. Çünkü, çünkü benim takımı. ülkemin takımı, benim ülkemin takımı UEFA Kupası kazandı ve bir de bunu yurt dışında yaşamak Yaşadı. çok farklı. Yani o İngilizlerin tavırları bize karşı olan e, o hareketleri falan bunları biz hazmedemeyiz. Peki Ali, Peki Ali çarpışırız da bayrakta tur da atarız. Yani bunun yani ben, ben Galatasaraylıyım, Beşiktaşlıyım falan. Yarın Fenerbahçe kazansın. Ben yine Fenerbahçe'yi desteklerim. Ee, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir, Hatırlar Şampiyonlar Ligi'ni ligi kazanabilir, hiç ligi fark etmez. Galatasaray etmezdim. maçında Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi maçı Manchester United. Kaç kaç bitmiş o maç? 3-3. Taksime gittim ben de o, o Galatasaraylılarla birlikte. Peki Ali, Ama zaman eski, böyle, hani, bir, bir sor o zaman bakalım. Dedi, senin o olmalı. 2000 yılında Amerika'da olduğun zaman ben neredeydim o maçta? Neredeydin? Kopenhag'da mı? Tabii. Kopenhag'da Tivoli Meydanı'nda Tivoli mücadele ediyor. İngilizlerle çarpışıyordu. <laughs> ediyor, kafa atan adam <laughs> sendin değil mi <laughs> Bir İngiliz'e kafa atan abi vardı orada. O, e, Tivoli Meydanı'nda e, şeyler e, o şeylerle gaz e, gazlarla evet. e, ne biber gazlarıyla falan bunu mücadele ediyor. Bunu en iyi yurt dışında idrak edebiliyorsunuz biliyorsunuz. Onun için evet. yani Evet evet doğru. Bunu en iyi ben yurt dışında idrak edebiliyorsunuz. Hazırlık maçları olduğu zaman kamplarda oradaki Türklerle sohbet ediyoruz falan. Onlar da öyle şöyle bize diyor hani Türkiye'nin bir Türk takım uluslararası başarı kazanması bizim buradaki yürüyüşümüzü bile değiştiriyor diyor kesinlikle yani. ya biz de orada inanılmaz bir gurur yaşadık İnanılmaz bir gurur yaşattı bize bunu kim yaparsa yapsın onun arkasında durmamız çünkü, gerekiyor çünkü Türk biz takımı, bizim öyle bir, bir lüksümüz var. yok yani öyle bir lüksümüz, lüksümüz yok biz dört yok yani. takımla falan katılmıyoruz şampiyonlara yine bak benim benim, yani. benim milliçilik e, anlayışım. Batının milliyetçilik anlayışına çok daha farklı. Benim yani çok bizim, çok daha farklı. Hepimizin. Benimki birazcık içerinin, ben çok biraz çok çok daha ben biraz daha sertim o konularda. <laughs> evet. Yani, yani o sırada yani söyleyeyim ben tivoli oradaydım meydanında, Tivoli Meydanı'nda. <laughs> tivoli Meydanı'nda şeyler çiçek e, abi canlı hayvan aracının birinin içine girmişsin saklanmışsın diye. Yok da. ya. Yok öyle bir iddia. Yok ya. E, yok, orada oradan e, bağlantı yaparken e, göğüs biber, biber gazları bağlantı yapıyoruz tabii e, şeye. E, bağlantı yaparken biber gazları genzime kaçtı konuşurken ben şu anda Tivoli Meydanı'nda. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bugün göğsümüzü kabartan e, çok önemli bir spor hadisesi oldu. Rıza Kayalp. Evet. Dünya Güreş Şampiyonası'nda Kazakistan'da Nur Sultan kentinde greco stil 130 kiloda dünya şampiyonu oldu ve ...dördüncü defa dünya şampiyonluğu yaşayan ilk Türk güreşçi olarak da tarihe Tar geçti. Greco-Roman. Greco-Roman. Greco tamam Çünkü onu e, e, şeyde serbestte Hüseyin Akgündüz galiba bir serbestte evet, bir güreşmişti. O, o onu altını kalın çizgilerle evet. çizelim. Ee, buradan sevgili kardeşimiz Rıza, Rıza Kayaalp'i gönülden kutlayalım. Artık darısı da olimpiyat oyunlarına diyelim. Çünkü iki olimpiyat. Bir tanesinde bronz, bir tanesinde gümüş. Miguel evet. Lopez'di değil mi? O evet. Kübalı, Milyen Kübalı. Lopez. Kübalı. Orada bir stratejik hata yaptı evet. Kübalı'ya karşı. Ee, aktif e, olup e, erken bir erken hamle bir yaptı hamleyle. ama Kübalı boşa aldı e, Rıza'yı ve müthiş bir avantaj. Ağır sikletlerde çünkü gerçekten e, hamleler çok Üst düzeyde değil, çabukluklar yok. Onun için de sıkıntı oluyor. Bugün de bir Kübalı'yı yendi biliyorsun Kübalı'ya ki o da... Enti. Kübalı da... Ya Kübalı ben çok takip edemedim. Güreşe meraklıyımdır ama birazcık işte bu işlere, futbola biraz daha yoğun vakit harcıyoruz. Kübalı dünya şampiyonasında yoktu bu dünya şampiyonasında ama olimpiyat oyunlarında Panamerikan oyunlarını kazandı. Panamerikan oyunlarını kazandı ee, doğru. Ve olimpiyat oyunlarına da hırsla hazırlandığını okudum evet. ben. Bir de boy olarak e, uzun mesela e, bir çırpma için çok e, uğraştı ama çırpmayı yapamadı. E, çok enteresan bir şey Rıza'yı minder dışına taşırıp hamle yapmak isterken o arada bir puan almak isterken Rıza çok akıllı bir hamleyle bir oyunla e, arkaya dolanıp iki puan aldı. Ee, şunu söyleyeyim. Ee, Rıza hep senin de söylediğin gibi 2012'de Londra'da bronz madalyada kaldı. Küba'lıya yenildi. 2016'da Rio de Janeiro'da e, bronz e, gümüşte, gümüşte kaldı. Şimdi e, bu şeyinin içerisinde e, madalya koleksiyonunun içerisinde bir eksiği var. E, o da Olimpiyat Zaten altın madalyası. Zaten şimdi bronz, gümüş, değil mi? Olimpiyat e, altın adım gidiyor Korkuyor yani 2020'de. oraya doğru. Bunu gerçekleşeceğine ben inanıyorum. Yine Milyan Lopez ile karşı karşıya gelebilir ama bu sefer daha tecrübeli bir şekilde Kesin, mücadele yani kendi edecek. Kendi hatası e, oldu. Belki bir strateji hatası, hırsına yenildi. Bu sefer aynı şeyler söz konusu olmaz ama Kübalı da eğer gelirse çok önemli bir güreşçi. E, bin, 2000, e, 2005'ten bu yana e, zirvede dolaşan bir yıldızlardan itibaren, yıldızlar Avrupa Şampiyonluğu ile başlayan bir e, macera zaten sürpriz değil bizim için açıkçası ben, Evet. yani sürpriz değil benim için yani Rıza'nın şampiyon olmasını sürpriz karşılamak hata olur. Çok, Çok önemli şey. bir güreşçi. Ee, Şimdi serbest stil başlayacak evet. değil mi? E, kadınlar var kadınlar şu var. anda kadınların finalleri olacak galiba e, ondan sonra e, serbest başlayacak diye biliyorum. Gregor hemen de Cenk İldem'i de kutlayalım. Aa, Cenkildem, Olimpiyat kotası aldı. Evet, Cenk İldem de üçüncü oldu. Bronz madalya kazandı. O da çok önemli bir güreşçidir. Onu da tanırım. O, o da önemli bir isim. Yani Gerçekten de güreş sporunda şöyle bir açmazımız var. Onu da buradan söyleyeyim hemen. Eskiden güreş şampiyonalarında çok önceden hazırlıklar başlardı. Ülke olarak giden güreşçileri tanımaya çalışırdık. Şimdi o güreşçilerle ilgili ki bizim olimpiyatlarda en fazla madalya aldığımız spor dalıdır. Evet. Güreşlerde maalesef biraz dikkatlerimizi uzak tutmaya başladık. Bu tür olaylar işte Rıza Kayaalp'in yaptığı, işte Cenk İldem'in yaptığı, Taha'nın yaptığı bu tür olaylar. E, alttan gelen güreşçilere rol müde rol modeller oluşturuyor. Artı bir de daha fazla gündeme gelmesine Ama neden oluyor. E, eskiden medya güreş öyle bir yer verirdi ki. Beş ta, beş tane 5 güre, tane güreş yazarı evet. giderdi Hal, dünya şampiyonasına. Evet. Beş yazarlar vardı. Hemen aklıma rahmetli Ali Gümüş gelir. Ya, Ali Gümüş, evet. Ali Gümüş, e, Kazım Kanat, İlker e, giderdi. Ben size söyleyeyim Eyüp Karadayı, Eyüp yani Karadayı. Ya, Allah rahmet eylesin. Birçoğu da e, rahmet istediler. Ali Gümüş'le ilgili şöyle bir adım var. <laughs> Necip Kapanlı, Akşam Gazetesi'nin genel e, spor müdürüydü o zaman. Basketbol hakimi Necip abi o zaman. E, bir yüzük vardı abi dün, kendim almıştı. Bu gerçekten gümüş müdür para Ali abine sor demişti. Ben dedim hangi Ali abi? Ali gümüş demiştim. <laughs> Bir <laughs> <laughs> ya evet. yani dondum <laughs> kaldım şu anda yani. <laughs> da unutmayalım. Ya, ya, <laughs> da, <laughs> da unutmayalım. Evet. Ve yani, tabii yine rahmetli Mustafa Yener anlatırdı. Mustafa evet. Yener evet kırk, anlatırdı. Şey işte e, yani o onları da kırk, ayrı bir yere yazmak kırk lazım. 4 Yazar fotomobil falan gönderildi. Şimdi Faruk anlatıyor O yüzden TRT'de. burada Medya'nın yani, hatası var bence Haldun abi. Işte onu anlatmaya çalıştım. Ya. Yani kusura bakma onu anlatmaya çalıştım. Maalesef o günlerden bugünlere biraz dünya yani, güreş şampiyonları, e, Avrupa güreş şampiyonları ikinci biraz planda med, kaldı. Med, Tabii med küçücük bir, kendime de paya çıkartayım mı buradan? Küçük bir paye. Yani Greg Örmen güreş mil takımının e, antrenörlüğünü de, e, koçluğunu da biliyorsun Salih Bora yapıyor. Salih Bora yapıyor. Salih Bora yapıyor. Salih Bora'da. Hep dünya ikincisi olan bir güreşçimizdir. Hem de benim hemşerimdir. Yani akraba sayılırız yani kendisiyle. Hani fiziklerimiz birbirine benzemiyor ama. <laughs> muhteşem bir güreşçi, muhteşem müthiş bir karakter. Müthiş bir insan ee, ve antrenör olarak da çok başarılı. Ee, o kutlaması aslında. Şaban Donat'la bir resim vardır onun yan yana. O hep aklıma gelir. <laughs> biliyorsun o ağır siklette Şaban Donat. O da antrenörlük yaptı ve e, ya Salih çok, Hoca'mızla beraber. Salih Hoca'nın anılarını bir dinlesen var ya. İnanılmaz Hüsteşen. anılarım. Ben Kızılcamam kamplarına giderdim sürekli Ankara'dayken. Ee, çok da güzel sohbetler olur orada. Manisa'dan Davut sorusunu yollamış bize bakalım neler söylemiş. Hayırlı geceler son sayfa ailesi. Ben Manisa'dan Davut aca ve oğlum Gökay Haca. Yarın Belhanda'nın yerine kim oynar? Ee, bir de Lemina'nın ufak bir sakatlığı vardı. Acaba onun durumu nedir? Bilgi verirseniz sevinirim. Hayırlı geceler. Yani Belhanda'da çok seçenek var. İşte fegülü Ortaya çekip belki e, Emre Mor sağ kanat veya Fegül orada kalıp daha farklı bir orta-sağ kombinasyonu yapabilir. Elde e, B planı vardır Fatih Terim mutlaka. Lemina, e, iyi diye duydum ben şu an için. Evet, bir izleyicimiz Hollanda'dan bir 11 göndermiş. Fatih Hoca şu kadroyla çıkarsa şaşırır mısınız, ne dersiniz diye. Mustera, Mariana Reindong, Markao Nagatomo, e, Lemina, Enzonzi, Ömer Bayram, Fegüli, Falcao, Babel. Çıkabilir. Yani, yani orada Luindama'yı görmüyorum ben. Mariana Mariano, Donk, marka ve Nagatomo şeklinde bir savunma kurgusu var orada. Luindama işte keser yani çok, mi? çok fazla ihtimal vermiyor. Hollanda'dan Ömer Ali. Bayram hayır, yani sadece Donk bölümü, Luindama bölümü. Ömer Bayram konusu belki e, ilerleyen bölümde e, gündeme gelebilir, yani oyunun ilerleyen bölümünde ama yani ben başlarken ben açıkçası Lemina ile Donk arasında bir tercih yapacağını düşünüyorum. İsserkan aynı anda oynamayacağını. Evet. Ha, bu arada bir izleyicimiz e, size selam söylüyor Aldun abi. E, ZTK'da Görele Spor'la Giresun Spor'a eşleşmiş. Evet evet. Giresun Spor'umuzun hali ne olacak? Ne zaman Süper Lig'e çıkacağız diye soruyor. Bu seneyi bir kenara yazsınlar başka bir kenara. Şimdi bu sene bu sene durumu nasıl bu kurtaracağız? Sene sene. Bu sene durumu nasıl kurtaracağız? Onu e, düşünelim. Sezon başında da burada söylemeye çalıştım transfer politikası son derece yanlıştı o transfer politikasının uzantısı olarak şimdi alınan sonuçlar son derece kötü sadece bir puanı var bir puanımız var diyeyim daha doğrusu o da Hatay spor maçında bir anlamda Özgür Can'ın vuruşunda kendi kalesine attığı oyuncu. Ee, onun dışında başka bir şey yok. Erkan sözleriyle yollar ayrılma noktasında hatta ayrıldı diyebiliriz. Yönetime e, şeyiniz istifasını, istifasını sundu. Görevi istifasını sunmuştu değil mi sundu, tabii? istifasını sundu. Ee, yani Giresunspor'da e, şimdi durum şu. E, fazla e, maddi olarak sıkıntıya girmeden bu takımın hem e, ligde daha iyi bir noktada e, olması hem de bütçe olarak da sıkıntıya düşmeden yürümesi gerekiyor. Yani sevgili Cengizhan etör arkadaşımız e, bu Napoli-Liverpool maçındaki penaltı pozisyonunu gönderdi bana şu anda e, skandal, skandal yani varın olduğu bir şampiyonlar ligi maçında nasıl böyle bir penaltı verilir Demek ki. Sadece, Biraz, demek ki sadece Liverpool bizde FC olmuyormuş. Türkiye hesabı paylaşmış. Bill Shankly'nin de lafını bir sözünü buraya koymuşlar. Hakemlerin sorunu kuralları bilmemeleri değil. Futbolu bilmemeleri Bill Shankly'nin. Evet, ee, yani çok enteresan izleyiciler şu anda tabii ekrana getiremiyoruz. Özet görüntüleri yok. ama sosyal medya üzerinden futbolun ruhunu bilmediğini yani bu penaltı pozisyonunu etmiş. görürlerse herhalde yani şunun ben e, Türkiye'deki bir derbide Verildiğini düşünemiyorum yani. Ortalık yıkılır herhalde. Yani. Ya Aslında baktığımda... Şampiyonlar Ligi'nde veriliyor. Şampiyonlar Ligi yani. Niye yani. Napolyon'u <laughs> maçında? Daha veriliyor. büyük bir şey yok. Videomuz var mı arkadaşlar? Ee, yaşar, Haldun Hocam Altay konusunda görüşlerinize fazlasıyla katılıyordum. Fakat son maçlarda sizi yanıltacak gibi duruyor. Yaşar. Ama Altay... Ama öyle bir dönemler olabilir kalecilerin tabii Altay konusunda şunu söyleyeyim. Şimdi Altay genç bir kaleci. Zaman zaman bunu bu travmaları, bu tür küçük dalgalanmaları yaşayacaktır. Önemli olan Fenerbahçe ona güvenip devam edecek ve devam ettiği sürece iş yapabilecek. Yani orada kalıcı olacak. Ama şunu da şu eklememi de hatırlıyordur herhalde. Ben olsam dedim Volkan'ı da kesinlikle anlaşma yaparak kale seçeneklerin içinde tutarım demişti. Evet onu hatırlıyorum ve bence de olmalıydı. Yani son yanlış senesinde... yaptılar. Kesinlikle yanlış yaptılar. Volkan bu kaleci seçeneklerinin içerisinde bulunması lazımdı antrenör olarak değil. İsmail Kılıçoğlu demiş ki Galatasaray bugün sizce topu rakibe vererek kontramı yapması doğru olur? Yoksa topun kendinde kalması mı daha iyi olur? İyi yayınlar. Şimdi rakip takım çok hızlı hata çıkan bir takım. Herhalde izleyicimiz o noktadan hareket ederek söylüyor. Sanki Galatasaray böyle. Evet. Galatasaray çok açık bu, oynamayacak gibi. Türk Telekom formatında bir oyun oynamaz. Oynamaz. Evet. oynamaz. Yani o onu tam da rakibe verir diye söyleyemeyiz ama daha çok rakibin rakibin toplu oynayabileceği ortamı tercih edebilir. Çünkü arkada çok fazla adam kalmasın. Yani alan kalmasın. Hayri Efes sormuş bir soru. Tamam. Onunla bir videomuz konu. var evet. Jason yeterli mi Sadık e, Serdar Aziz varken orada hep defalarca bunu konuştuk abi Ya ben ee, ya şöyle, şöyle bir örnek göstereyim. Hani yüzbaşının yapması gereken bir işi savaşta diyelim. Yüzbaşının yapması gereken bir işi onu alıp oraya bir polis komiserini koyabilir misiniz? Şimdi orada iki tane stoper varken mesela bu son ...baştaki Jason'un hatası. Net şeyler... Tecrübeli bir stoper bunu yapmayabilirdi. Şimdi hata yapılabilir çünkü ...üç tane hata oldu arka arkaya da şunu söyleyeceğim ben. Net e, bir şey, bilgi söyleyeyim. Net bir konu. Bir, şu şartlar altında Serdar Aziz'in yerine Jason'un tercihi büyük hatadır. İki, ancak ve ancak Serdar Aziz'i tercih edebilirsin. Sadık'la e, Fenerbahçe'nin yolunun çok uzun ...süreçte keseceğini düşünmüyorum. Bunu da yani söylüyorsun sad yani. Sadık, e, sadık yani bu oyuncuya şey değil... ...bu oyuncu değil falan demiyorum. Yani Sadık böyle hani büyük takımların oyuncusu değil. Yine gitsin yine aynı başarıyı sağlar. Evet. Amerika Birleşik Devletleri'nden Atlanta'dan... E, ...İbrahim Ehican Amerika'dan selamlar. Yarınki Galatasaray maçı için skor tahmininiz var mı? Ya işte. Bunu ben size soracağım skor tahminini. İbrahim Ehican'a da şunu soralım. Bir saat sonra... Cincinnati-Atlanta-United maçı var. O maç ne olacak? Senden de cevap Onun sonucunda <laughs> o. Soruya soruyla. Soruya soruyla. Ne diyorsun skor tahmini Ardın abi? Ya Gerçekten çok zor yani skor tahmini yapmak ama ben beraberlik üzerinden gittiğim için hani bir birlik bir beraberlik e, benim için e, akla yakın geliyor. Yani ancak onu söyleyebilirim. Yani skor zor hakikaten. Berabere gözüken bir maç gibi ama... Çünkü Galatasaray'ın savunma sıkıntılarını biliyoruz. Ee, rakibin de çok hızlı e, ofansif oyuncuları olduğunu biliyoruz. Galatasaray'ın da hücum bölgesinde etkili oyuncuları olduğunu biliyoruz. Gerçi bu sezona başlarken çok gol atarak başlamadı ama Falcao'nun giderek e, verimli olacağını, Fegüli'nin, Bavel'in e, etkisini düşündüğümde ben sanki 1-1 bir, bir gibi bir beraberlik ben de beklentisi bir içerisine Ben 2-1 Galatasaray diyorum. 2-1 Galatasaray. İnşallah Galatasaray senin söylediğin <laughs> olur. İnşallah senin söylediğin olur. Bu arada bir izleyicimiz biraz önce federasyonun o tweetlerinden bahsettik ya. 1 saat 18 dakika arayla atılmış. Ee, onu da bize göndermişler. Ee, Sarıyerli Muti Ceylan. Sezon başlamadan önce Galatasaray'da Luindama ve Markao yeterli değil. Tecrübeli bir stoper alınmalı demiştim. Haldun abi bu ikili yeterli alternatif bir stoper olabilir yanıtını vermişti. Ha, bu ikili yeterli alternatif bir stoper olabilir Hala aynı görüşte mi? Evet. Hala aynı görüşte. Çünkü sen biraz haftaların ilerlemesi evet. lazım. Bunlar, evet. kalın, bunlar kalın stoperler. Bunlar kalın stoperler. Şurada benim söylediğim e, alternatif stoper dediğim şu. Bu tür durumlarda e, onları yedekleyebilecek stopere ihtiyaç var. Hocanın elinde sadece donk var. Ben Ahmet Çalık için de Serdar Aziz, e, özür dilerim Sadık için ne düşünüyorsam aynısını düşünüyorum. Evet. Nitekim hoca da biliyorsun Ahmet Çalık'ı yazmadı da listeye. yani. Evet yazmadı. Eee İzleyici can dostum ne çomar. Selam iyi yayınlar Ali Bey. Burak Yılmaz iyileştiğinde işler iyi gitmezse başkan Fikret Orman gider mi demiş. Dikkat edersen Abdullah Avcı gider mi demiyorlar. Başkan Fikret Orman gider mi? İşler iyi gitmezse Beşiktaş'ta tabii sonuçta başkanın bu sezonun birlikte 3 sezonu daha var. Ama dönem olarak son dönemi Tüzce'ye göre. Ve bunu da zaten kendisi her fırsatta dile getiriyor. Soru, sorduklarını da açıklıyor. Ama tabii işler kötü giderse camiada iş barış olmazsa hep farklı sesler çıkarsa e, belki olağanüstü bir seçim e, kararı alınabilir mi alınabilir ama şimdiden bu kadar da kesin konuşmak e, doğru değil fakat e, işleri gitmiyor. Onu ben gelsin. ben şöyle bir şey söyleyeyim Beşiktaş'ın 5 ila 8. hafta arasında topladığı puan sayısı lider ya da işte Fenerbahçe, Galatasaray arasında 7-8 civarlarına çıkarsa Avrupa mücadelesinde de istenen performans ortaya gelmezse hem Abdullah Avcı'nın hem de Fikret Orman'ın durumları tartış çok daha fazla tartışılır hale gelir. Haldun, e, Haldun abi diyorum pardon Serdar, e, Beşiktaş'ın kongre yapısını en iyi bilen isimlerden bir tanesi sensin. E, Olağanüstü genel kurul yaşayabilir miyiz önümüzdeki aylar içerisinde? Yani işte o olabilir yani herkes hazırlıklarını yapıyor yavaş yavaş. Ufak ufak. Çünkü olası fakat, başkan adayları var mı? dönem için söz. Yani e, yani olası başkan adayları ya şu an Ya Sayın Yıldırım için... Demirören'in ismi geçiyor. Evet, evet o böyle bir haber düştü. Evet. E, bilemiyoruz. Kendisinden bir açıklama gelmedi bu konuda. Resmi konu bir dedi, açıklama değil gelmedi. Yani resmi açıklamayı beklemek lazım. Ya bir ama ya... ama e, Yıldırım Demirören yani ben sağda sordu duyuyorum. E, Yıldırım Demirören aday olursa hani ee, ...tabii ki tepki gösterenler de var ama oy, oyumu veririm diyenler de var. Belli bir yani e, kemikleşmiş oy potansiyeli yani. olan e, isimlerden bir tanesi <laughs> gizli bir öğren. Gizli bir e, feda sezonu yaşıyor Beşiktaş. Gizli bir feda Fedadan sezonu Fedadan daha... Şey, gizli bir feda sezonu yani yaşıyor. Daha Bu gerçeği de bilmek lazım. Bu feda sezonunda e, skorların, sonuçların çok geride kalmaması lazım. Yani alınan oyuncular var. Evet, do, alınan oyuncular kötü oyuncular değil... Hamlelerde e, hamleler de yanlış değil. Belki bir santrofor daha alınabilirdi, daha uygun. Ama onun dışında yanlış değil. Ama bir yandan oyuncular değişiyor, kabuk değişiyor. Bir yandan teknik direktör değişiyor. Bir yandan oyun sistemi değişiyor. Ayrıca ee, bir Yıldırım yandan Bey, da bütçeler Yıldırım geriye Dışında, hani bu isim çıktı, haberi çıktığı için konuşuyorum. Öyle bir resmi açıklama yok. Yalnız Yıldırım Demirören dışında Ahmet Nurçebi hazırlanıyor. Hürsel Bey. O nasıl? O da o galiba yani, şey dedi, e, daha sonra aday olmayacağım, da mahkemeye Tevfik gideceğim, daha aday olmayacağım. Hazırlanıyor mu? Hazırlanıyor. Emin Duydum. misin? evet. Yani onu e, başkanlığa itekleyen bir yapı var kulüpte. Divan kurulu başkanı. Evet. Onu e, İsmail unutmayalım. Başkanlık için. Evet. Evet, yani Beşiktaş'ı önümüzdeki evet, dört günlerde... Dört adaylı bir seçim e, e, süreci olabilir. Hareketli günler bekliyor o zaman. Yani senin söylediğin çerçevede... E, yani Neler sonuç, olacağı sonuç, belli olmayacak. Sonuçlar yani. Ali. Ali sonuçlara bakmamız sonuçlar lazım. Değil mi? Sonuçlar çok değerli. Yani son, şu anda Beşiktaş'ın e, son 10 yılı 10 yılın en kötü başlangıçlarından birini yaptı, yaptı yani Beşiktaş. Şimdi bu devam ederse sıkıntı büyüyebilir. Bir izleyicimiz demiş ki, e, hayırlı geceler diliyorum herkese. Galatasaray'ın performansı %100'e çıkarsa en son nereye kadar gidebilir? Hatasız ve müthiş bir oyun ile teşekkürler, iyi yayınlar. Dadaşlardan sizlere selam olsun. Ben en son çıkacağı yer şurası olarak görüyorum. Ya yani Türkiye iyi konuşmuyor muhtemelen izleyicimiz. Ee, Paris Saint Germain ile Real Madrid'den birini aşağıya almak. Evet Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkarak devam ediyor. Ya Real Madrid, e, evet isteneni veremiyor. Takımda bir huzursuzluk var ama savunması da çok kötü. ya Yani Marcelo Varan ikilisi felaket. Lig başlayalı 4 hafta mı oldu? E, 6 gol yediler 4 maçta. En son Levante bitti. levante maçı 3-2 bitti. Yani sürekli gol yiyen bir takım. Yani yediğinden fazlasını atamazsa kazanamayacak i̇şte durumda Ama onları atabilecek kalitede oyuncuları, oyuncuları da, var. da var. Yani daha Hazard'ın forma girmediğini düşün. Arkada çok Modric'le, Kroos'la, ondan sonra Benzema'yla ön tarafta. Yani baktığımızda çok önemli oyuncuları var. Ali. İbrahim heyecandan cevap gelmiş. Atlanta United, Cincinnati Atlanta United var, MLS'te maçı var bu akşam. Atlanta United, MLS'in Galatasaray'ı büyük ihtimalle 3-1 Atlanta yener demiş. Heh, buyur sana da cevap geldi. Şeyde geldi. Ee, Şenol Köksal, abi selamlar. Mustafa Göksu abi nerede? Göremiyoruz onu kaç gündür. İyi yayınlar, saygılar demiş. Hafif bir rahatsızlığı var sevgili Mustafa'nın ama durumu iyi. E alerjik bir rahatsızlığı Alerjik rahatsızlığı, rahatsızlığı oldu yani. Var. Yani grip falan da değil, alerjik bir rahatsızlığı var. Hı. Herhalde perşembe gününden sonra dönecek yani. Geçmiş olsun, e, diyelim. Geçmiş olsun diyelim kendisine. Video e, var mı? Azerbaycan'dan e, bir izleyicimiz. Azerbaycan'dan selamlar, iyi yayınlar diliyorum. Lyon Zenit maçında Lyon'un defansı Marcelo 32 yaşlı eski Beşiktaşlı. Denayer 24 yaşlı eski Galatasaray Yani 24 yaşında demek istiyor. Hı hı. E, ve Lyon'un takım kaptanı Jason Denayer fark ettiniz mi? Yorumlarınızı bekleriz diyor. Yani, 24 yani 32 yaşında, yaşındaki Marcelo değil de 24 e, yaşındaki Jason Diener diyor. E, olabilir şöyle bir şey var. Ama hani, sürekli o... daha sürekli oynaması garantisi Diener. Evet şu, şu gerçeği vurgulamak lazım. E, takımlarda kaptanlığı liderlik yapabilecek oyunculara vermek lazım. Liderlik yapabilecek oyunculara. ...daha eski olduğu için takım kaptanı çıkmak, e, ben çok doğru bir olay olduğunu düşünmüyorum. Evet, doğru. Ama evet. da, eskiden de, e, daha eski oyuncular da hepsi liderlik özellikleri vardı. Varsa tamam, ona ya söyleyecek şimdi bak, bir şey Beşiktaş'ta bir kaptanlık silsilesi var. Mehmet Ekşi, Samet Aybaba, Rıza Çalınbay... Necdet. Necdet'ten Necdet tabii. unuttun? Efendime söyleyeyim, e, Mehmet Özdirek... Bak nasıl gidiyor. Yani liderlik Hepsi de var. lider özellikle. Liderlik oyuncu. vasfı varsa sorun yok. Ama sorun yok. Şimdi bazı bazı takımlar lider özellikle oyuncu bulamıyorsun. Ya yani bir de şöyle bir hani kaptanlık bazı oyuncularda da sembolleşir ya şimdi öyle eski kaptanlar yok artık değil mi? Hani sizin gözünüzde e, yani şu baktığınız e, zaman Çok yabancı oyuncu e, şey var Tabii artık yabancı. Yani Beşiktaş'ın mesela en son kaptanı ne zamandı sence? Kaptan gibi kaptan. En Hatırlıyor son, musun? Yani herhalde Rıza Çalınbay'dan bahsetmek lazım değil mi? En son. Yani ondan önce de var ama şeyler de eee yani Toramanlar, İbrahim Toraman, İbrahim Üzülmez onlar da kaptan gibi kaptan yani Rıza hocalara göre değil de. Hani yani kaptan, kaptan gibi kaptan derken uzun yıllar böyle Daha hani uzun yıllar evet. Hani tam böyle gemi kaptanı. Yani çünkü ben hatırlıyorum. E, dediğin gibi işte Mehmet Ekşi dönemini tam hatırlamıyorum ama Necdet e, hocayı hatırlıyorum. Mesela Samet e, hoca ama e, ben, Rıza, Rıza, Hoca. Rıza yani, kaptan vardı. Fenerbahçe'de Oğuz vardı Oğuz mesela. Vardı, Oğuz Yıllarca evet. kaptanlık yapan. Galatasaray'da. Alpaslan Eratlı. Alpaslan Erat'ta. Eratlı. öncesinde. Evet. En efsanevi bir kaptanlardan birisi. şey Evet. zaman. Evet. Öyle. Videomuz var mı? Ee, görüntü. Kim? Mersin. Türkiye'nin her İsmail yerinde İsmail Bey. Mersin'den İsmail Bey. Türkiye'yi gezdik bugün. İyi geceler Mersin'den İsmail Şeker e, sizce Belanda'nın olmayacağı dört maçta e, Belanda'nın görevini yapacak futbolcuyu kim olarak görüyorsunuz? Teşekkürler, iyi geceler. Herkes bu konuyu merak ediyor. Şampiyonlar Ligi müziği dinliyor İsmail Bey evet, yalnız evet, <laughs> bu gece Galatasaray'ın hepsi e, e yani. Şampiyonlar Ligi müziği. Doğru. Evet, normal tabii ki. Cevap, cevap, Ama e, herkes Belhanda'yı soruyor işte. Benim beklentim açıkçası Emre Mor. Emre Mor'un ben ilk 11'de olacağını sanmıyorum. Senin dediğin olaylarından dolayı. Onun olmayışı figürü herhalde o bölge itmeyebilir. Ee, sanki böyle Enzansi Seri sor, daha yakın gibi. Şeyi soruyor sanki. ama ben hani sana yardımcı olmak için söylüyorum diyor ki yani olmadığı dönemde hani şimdi bir, bir maç değil de genel anlamda diyor bence maç maç değiştirecektir. Maç maç, maç değişecek. Maç Her <laughs> oyunun şeyi farklı çünkü. Harjun abi sana biz soru var Fatih Çolak'tan. Haldun abi eski şampiyonluklar verilirse o zaman Gençler Birliği, Ankara Demirspor, Göztepe, İstanbulspor, Harp Okulu, Muhafız Gücü, Güneş Spor, ki Ankara'nın önemli takımlarından bir tanesidir. E, tabii. Dönemin. Eskişehir Demirspor. Adalet, Demir Spor, Adalet de. <laughs> Ankara Gücü bunların da şampiyonlukları verilecek mi? E tabi doğal olarak hepsi verilmesi gerekiyor. peki şey nasıl bazılarının tepkileri şu. Hani dört tane takım kendi aralarında oynamış. Ona nasıl lig diyebilirsiniz? İşte şöyle o, o bir sayılı. şöyle bir iddia var. Tabii bunu araştırmak lazım. Şöyle bir iddia var. İtalya'da da dört takım bir arada oynuyor. İki takımda, evet. var. iki takımda şampiyonu var. Genova'nın Genova, Genova evet. şampiyonluğu. Şampiyonluk var ve şampiyonluk verilmiş Verilir İtalyan Federasyonu tarafından. Yani burada bu tezleri ortaya koyuyor. Ama bu tezleri ortaya koyarak güzel. Fakat bunun ismini bir kere baştan yanlış koyuyorlar. 29 şampiyonluk şu kadar şampiyon. Oradan değil. Şampiyonluk sayısından değil. Ne diyorum? Süleyman Sevadan gidin. E, efendime söyleyeyim Lefterden gidin. E, tamam onu da, da söylüyorlar ya yani bunları da olumlandırır evet, ben böyle şampiyonluk Turgay sayısını arttırıyorum yayın gelirinden daha fazla para alayım bu değil hatta yayın gelirlerinin parasının dağıtımına da bence değişimler olması lazım diye düşünüyorum hatta ve hatta beraberliğe para verme abi beraberliğe o kadar çok para veriyorsun ki bütün takımlar kalorinin takım otobüsü çekiyor özendirme diyorsun yani evet. evet. yani ben açıkçası sen ne düşünüyorsun ben bütün Fut, ...Türk futbol tarihinin yeniden masaya yatırılmasını istiyorum. Ben de aynı şeyi Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Yeniden yani düşün, şey Almanya'da diye. mesela... ...Bundesliga şampiyonlarından bir tanesi... ...şu anda Avusturya Ligi'nde oynuyor. Evet. Rapid, Rapid Rapid yani çok var buna benzer çok örnek var. Genova biliyorsunuz... E, ...en çok şampiyonu kazanan takımlardan bir tanesi. Yani evet. hani, Juventus ve Inter'i... E, ...Milan'ı bir kenara koydu. 9 şampiyonluğu var. Ama, ve en son şampiyonunu da 1922'de falan almış galiba. Evet. Ama bunu şöyle yapmak lazım... E, ülkenin spor konusundaki akil insanlarını bir araya evet, toplayıp bir masada oturtursanız Kolay bir değil geçiş süreci ha. değil bu. Bu sancılı bir geçiş süreci oturulup e, hep beraber yapılması gereken bir iş ama ha, biz bizde şöyle ben Şu öyle yıldızları, istiyorum? Da, yıldızları da yıldızlar ya 5 senede bir yıldız mı veriyoruz? Ya, bir on ya 10 senede bir olması lazım bunun. 10 bir yani. bir. çünkü kök, bizim geçmişimiz köklü, uzun tarihimiz var. Yani İngiltere İngiltere şimdi... kaçtan başlıyor? Tamam İngiltere'de bile bazı seneleri almıyorlar, çok eski gitmiyorlar ama İsteseler var İngilizler herhalde abi. biz başına Şimdi falan gidecekler neredeyse. İddia sahipleri diyor ki yani federasyon neredeyse cumhuriyetten önce kurulmuş ama biz 1959'dan sonrakileri sayıyoruz. Bu nasıl bir mantık diye söylüyorlar. O neden biz profesyonel hayata başladığımız zaman diyorsun. Orada Beşiktaş'ın bir tezi var. Diyor ki Beşiktaş ben o 59'dan önce Avrupa'ya temsile gittim. Beni şampiyon olarak gösterdi Türkiye. Gittim. Onun için iki şampiyonlu sayılır. Ya Şimdi tezleri ortaya koyacaksın. Ama Ar abi bu işin içerisinde bu masaya, bu yuvarlak masaya e, fanatikleri, amigoları yani bu mesleklerinde bu amigolu öne çıkartanları almayacaksın. Hakikaten ak akil insanlar. Ben şuna şahit oldum bir gazeteci arkadaşımız yorumlarken hem yani Cenk Koray, rahmetli Cenk Koray, Allah gani gani rahmet eylesin. İki tane şampiyonluk var ya. Onunla alay ettiğini gör. Yani ya bunu da, da, yapıyorlar falan. Siz kimsiniz? Orada orada Beşiktaş'ın tarihiyle evet, alay edeceksiniz. Orada, Siz kimsiniz? Vali somalı biliyorsun evet, büyük bir şey abi, yaptı. Ben bu adamın genel yeni yönetmeni olsam hani Amerikan filmlerinde silahını ve rozetini bırak diyorlar ya. Basın kartını ve kalemini bırak çık bu odadan derim. Bu kafaları bu bir kere biz kendi yani, içimizde temizledik. En büyük saz. kötülük ne oldu biliyor musun aslında? Yıldızlar. Evet. Yani insanları birbirine düşürüyor. Yok yıldızlar, 3 yıldız, 4 yıldız, 5 yıldız, 6 yıldız, yok 10 yıldız. Yani ben senden fazla şampiyon oldum, sen benden fazla şampiyon oldun hikayesi de rekabeti başka bir boyuta çekti. Bunu tabii daha daha sağduyulu bir şekilde oturup masaya Konuşmak, anlaşmak Hatta lazım. Yıldız olmasa da benim için fark, evet, ben fark çok etmez. Ben çok da şey yani. ki, dikkat etmiyorum ki ona yani. Ya sonuçta genel kreatife bakarsın kim kim en çok olursa zaten en çok şampiyon olan odur. E, yani. Yıldızların bilmem çok da anlamı, açıkçası benim için. Ya işte yok Avrupa'da gibi gibi. falan da olduğu için benzer olayları burada uyguluyoruz yani. Mesela. Ben hiç haklısın orada olduğu için bence yıldız olmasa da olur bir döneme kadar yoktu zaten. Evet, güneş spor değil mi? Güneş spor. güneş spor, Adalet. Adalet. Ben Ankara'da amatör kümede 11 Ateş taraftarıyım abi. 11 Ateşleri bilir misin sen? Ankaralılar 11, bilir. Amatör. Amatör 11 Ateş, ateş. birçok kentte de vardır yani. Var mı? Tırıyor. Tabii canım. Evet. Vardır. Maske. Spor Sana bir şey söyleyeyim. Evet. Mesela Giresun'da Beşiktaş var. Beşiktaş kulübü var. Arması falan nasıl? Armasını hatırlamıyorum. Beşiktaş kulübü var. Yani onun için bazı birçok bir şehirde böyle başka özellikle e, takımlar var. E, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mesela Beşiktaş'ı Yeni cami spordur. Çetinkaya Galatasaray'dır. Çetinkaya evet. Onu kulübü gördüm yani. <laughs> 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 Beşiktaş'ı unuttum. Logos da aynı benziyor şimdi unuttum <laughs> ya. E, vallahi şimdi baf diyeceğim de baf ülke yurdu değil. Şimdi bir izleyici herhalde dikkatli bir izleyici gönderir Hemen bize. Hemen ben gönderirim şimdi. E, şu sorulara geçelim mi? Şu ben kimim oynatmak istiyorum size. En büyük hayalim oydu. <laughs> Oynat bakalım. Oynat bakalım. Yıllardır Mustafa'yı takip ederken e, ben ben kimim oynatmak istiyorum Ama diye iç geçirirdim. Sen bilirsin falan. ya onları daha çok bilirsin. Bizden daha Sevgili çok bilirsin. Sevgili Cengiz sana bazen ben diyorum şunu koy falan diye. Abi diyor çok sert olmaz falan. <laughs> 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 Cengiz Han hazır mıyız? Ben kimim? Hazır mısınız? Cengiz Han'ın en evet, evet, çok sevdiği Evet ben sevdiğim kimim? Değil. Milan, Stuttgart, Villarreal ve Feyenoord formaları giymiş bir futbolcu. Şu sıralama böyle ama değil mi? Evet. Hali efendim. hazırda 43 yaşında. Artık futbolu bırakmış bir isim. Ama aslında biz onu Milan'daki golleriyle tanıdık. Daha da daraltayım mı çemberi? Danimarkalı. Aa, şey... Hmm. Kısa boylu of. Danimarkalı forvet oyuncusu ismi. Aslında çok da kısa değil. 1.82 boyunda. Yok kısa, değil, evet, yok, kısa, kısa değil. değil. ama yani kısa sayılır şeye göre. 3 isimli. Hmm. Erkek Hök. <laughs> 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 Bir arkadaş öyle demişti. Hök ne güzel 3 artı diye. <laughs> Milan'daki, o Milan'daki yani. golleriyle aslında hatırlarız onu. Ben şahsen aslında hani Milan'daki golleriyle hatırlıyordum eee iyi de bir futbolcuydu Danimarkalı üç isimli. Evet. Vallahi hiç biraz bütün hiç... izleyiciler bilmiş. Cengizhan hemen aşağıda mikrofonu ele geçirdi. Bütün izleyicilerimiz bildi diyor. İnanılacak gibi geliyor. <laughs> İnanılacak gibi değil. O zaman Hayır adamın tipini hatırlıyorum da. Bak bir izleyicimizden geldi. Esekaf yazmış oraya. Yan dal. Yan dal. Daha ne diyeyim abi adını söyledim. Yandal Tomasson. Yandal e, Tomasson Tomasson ya. Yandalı değil de Tomasson. Yandal Tomasson. Evet Hı. burayı geçiyoruz. Reisam nasıl yorumluyorsun? Nasıl? Ee, nasıl bak nasıl, bak bu... burada Feyenoord formasıyla şimdi ekranlara Yandal, geliyor. Yandal Tomasson. Evet Tomasson. Evet Tomasson ve ikinci soruya geliyoruz. Ben kimim? İkinci soru geliyor. Haldun abi çok hoşuma gidiyor. Bunu oynatmak istiyordum ya biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> biz de oynamak... Erlerinizi görmek istiyordum. Biz de, biz de, oynamak istemiyorduk. Benfica, Braga, Blackburn, Rovers kariyeri. Benfica'da Önemli Benfica'da bir... Portekizli. Portekizli oyuncu. Hali hazırda o da 43 yaşında. 19... Aa hem de 5 Temmuz doğumlu. Benden bir gün sonra 76 ile aynı yaştayız neredeyse. Bir gün, bir gün büyüğüm ondan. 5 Temmuz 76, ben de 4 Temmuz 76. Hiç hatırlamam. 1.81 boyunda Portekiz futbolunun bebek yüzlü golcülerinden. Bebek yüzlü. Daha Doğru öyle değil mi? Evet bravo. Erken Bilmiyorum geldi. Doğrusu. Bebek yüzlü deyince Temizim oradan çık. Evet. <laughs> bebek yüzü deyince Bebeto demeliydi. Bebeto gelir şu <laughs> Bebeto'yu deyip şöyle hatırlamaz mıyız evet, değil mi? Evet, 94 evet. Dünya Kupası'nda. Herhalde yani. çocuk büyümüştür. 94'te doğduğuna göre. Yani O, evet. Tabii. 94'te 94 sallamaya, sallamaya başlamıştı. <laughs> Evet, Cengizhan performansları nasıl yorumluyorsun? Kaç dakikamız var çıkışa? Varmış da abi. O zaman şunu da oynatmak istiyorum. <laughs> Golü koklayanlar. <laughs> Cengizhan getir. Golü koklayanlar. Gol mü değil mi? Eskiden dergilerde şey olurdu hatırlıyorsun değil mi? Böyle kare kare, Haldun abi. Hani top boşluklar, nerede yarışması, yani şey, top nerede şey olurdu böyle puzzle dergilerinde. Ee, golü e, golü Nuno, koklayanlar. Nuno Gomez'e bak. Geçen e, bir programda Bitti maalesef. Onu vuran bile e, anlamamıştı. Yani, top kaleye gidene kadar heyecanla ne Ne vardı Kore Ligi'nde? <laughs> Gyeong vardı değil mi? -yong, <laughs> Yong United falan böyle. <laughs> Bilmem ne Motors diye bir takım var. E, Kore Ligi de enteresan aslında. Kore K Ligi. İlginç oyuncular da çıkıyor oradan. Sevgili Haldun abi ve sevgili Serdar. Birkaç tane daha soru okuyalım. okuyalım. İzleyicilerden gelen soruları da es geçmeyelim. Evet, bravo. Biraz önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Fenerbahçesi hangisi diye sormuştum ya. Erten bir, biliyordum birinin göndereceğini. Doğan Türk Birliği. Ve diyor ki yine daha evvel yayında bu takımı unutmuştun diyor bak. Iz Aa, <laughs> Doğan Türk Birliği Doğan Türk Birliği'ndendir o. Doğan Türk Birliği, o. O, Doğan, Doğan o, Türk o takım Birliği taraftarı olabilir. Hatta logosu Doğan Türk Birliği'nin Fenerbahçeli de aynıydı. Sonra bir değişiklik falan yapıldı galiba. Ee, Doğan Türk Birliği çok özür diliyorum buradan Doğan Türk Birliği taraftarlarından ama e, benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki takımım orada yaşamamdan mütevellit Magusa Türk Gücü. Stada da çok yakında evim. Maçları seyrederdim hafta sonları. Yeşil gidiyorum. sarı, yeşil sarı, Magosa Türk gücü. Ali, Ali de her yerde yaşamış ya. Evet. Abi ben evet, Amerika Evliya gibi Ankara. Ya Kıbrı... Kıbrı... tam mustam Mustafa'lık adam. Yemin ediyorum her <gülüyor> yeri <laughs> gezmiş. Bir yere gidiyorum diye bana takılıyor. Adam bir yere gitmiyor, orada yaşıyor yani. 94 <laughs> senesinde ama çok oldu yani. Yani aradan neredeyse 25 sene geçmiş. Tabii. Üniversiteyi ilk senesini orada okumuştum. Doğu Akdeniz Üniversitesi'nde. İlk sene tabii. tabii. Gazi Magosa'da. Dolayısıyla... Doğu Akdeniz'de bu zamanlarda bizim için önemli biliyorsun. Kesinlikle son derece önemli ama e, orada ağırlığımızı Türkiye Cumhuriyeti olarak koyacağız yani kimsenin de şüphesi olmasın sevgili Artun abi yani. Bu biliyorsun. noktalarda biliyorsunuz biz e, oldukça devlet aklı önemli. Sert ve tutucuyuz. E, i̇yi yayınlar e, demiş İsa İşler. Eski şampiyonluklar verilirse bir kaos ortamı oluşmaz mı? Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonsporlar e, bunu istemez diye düşünüyorum i̇şte demiş. İşte buradan gidersek yanlış. Şampiyonluklar verilmesi değil. Türk futbol tarihini e, hakkı olan yere getirmemiz lazım. Hak ettiği olan yere getirmemiz lazım. Burak, Bu ülkenin tarihi 50'lerden el, e, başlıyor. Evet. Burak Kara, Ali abi bir Radamel Falcao der misin? Radamel Falcao. Değil mi? Çok güzel değil eee, mi? Radamel Falcao. Ama öyle diyorlar hakikaten. Ben baktım çünkü o ne bir site var. Çünkü karşımız ee, Güney, Güney Amerika'yı çok yakından takip eden abi hastasıyız. Kaos kaos hastasıyız için. biliyorsun. Bilen <laughs> yani. biri olduğu için Medel'ine o... gittin mi? Yok, Medel'ine gitmedim de çok önemli bir maç var bu hafta sonu. Deportivo Cali ile Alianza Petrolero maçı var. Kolombiya ee, liginde mutlaka ya yani internetten takip etsinler çok enteresan bir sonuç bekliyorum orada. Kolombiya'da en Alianza Petrolera bir galibiyet. Bu takım hangisi Kolombiya'da? En ben Los Millonarios taraftarıyım. Falcao gibi. <laughs> Falcao gibi. Falcao <laughs> <Ya işte gülüyor> Pedro Franco oradan gelmişti. Los değil Milionarios'ta. Değil mi? Ya ne oldu Pedro Franco'ya? Ya yani ee, çok büyük umutlarla geldi Kolombiya İlk milli takımına. İlk geldiği takımının... dönem kampta falan çok iyiydi. Hakikaten çok iyiydi. Çok soğukkanlıydı. Ee, o kadar sakin bir adam ki Tolga Arslan bir gün röportajda şey dedi ya. Ya ben Pedro'yu hiç anlamıyorum dedi. Niye dedi? Merhaba diyorum. İyiyim diyor sadece. <laughs> Sen nasılsın? Ne yapıyorsun? Öyle bir şey yok. O kadar yani e, şey sakin bir adam. Ya. Ama bir sakatlıktan sonra e, geriye gitti. E, bir de tabii hoca tercihleri önemli. Yani hoca bazı hocalarını tuttu, bazılarını tutmadı. Yok, i̇stenen verim, istenen, istiyor. verim, de Haldun var. abi, yani şu anda gerçekten dağılmış durumdayım. Bir izleyicimizden bir mesaj geldi. Hakan Kalavas. Eyvah. Bebeto'nun oğlu futbolcu olmuş. Evet ben hatırlıyordum futbolcu olduğunu ama bunun o Bebeto'nun yani o olduğunu hatırlamıyordum açıkçası. Yani çok büyük de bir benim için sıkıntı aslında. Her şeyi bildiğimiz iddia ediyoruz ya bunu bilmiyoruz. <laughs> Mateus Sporting'de oynuyor. Doğum tarihi 7 Temmuz 1994. Wow. Ve şu anda 25 yaşında Ardın abi. Yeah. Neredeyse futbolu bırakacak. Yeah. Ya şu an hatırlıyoruz dışarıdan yani. eğer. Ya Aydın abi şu anı hatırlıyoruz evet. yani 25 Hatırla yaşında gelmiş çocuk şey. geldi tabii. Hatırlamaz mıyız? Hatırlıyoruz Bana ama yok arkadaşa. ya 25 yaş daha dur bakalım ya. Yeni yeni başlamış çaylar filiz yani. Evet ben yine de çöktüm çok yaşlanmış Sardın abi. Bittik yani. O yüzden ya yayını kapatıyorum abi. abi. Ben yayını bitiriyorum. Sevgili saçları, sarı ben sarı ben sarı saçları boyuyorum bundan sonra. <laughs> <laughs> ben de saçlar benim orijinal boya yok da yani sakallarımı boyasam acaba diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir gün gelin mi böyle kuzguni siyah böyle? Bak ben, <laughs> bak ben <laughs> hiç uğraşmıyorum çünkü mevcudu yok. Halil <laughs> <laughs> abi çok teşekkürler. Çok şey keyifli bir yayın bırakıyor. oldu. E, misafir olarak katıldığım bu son sayfada ben de misafirdim sizler gibi. E, keyifli dakikalar geçirdim sayenizde. Çok teşekkür ediyorum ve e, yayını da burada noktalıyoruz değerli izleyiciler. İyi akşamlar.